Günaydın Türkiye, merhaba bu ülkenin aydınlık insanları. Ben Ümit Zileli, Sabah Pusulası'na hoş geldiniz. Pek güler yüzle açmadım ama çok vahim gelişmelerle karşınızda olacağız bugün ne yazık ki. Özellikle Güneydoğu'da, Van'da başlayan büyük bir haksızlık, hukuksuzluk bir anda diğer yerlere de Pervari'ye, Diyarbakır'a sıçradı ve bir yeni kayyum iddiaları ortaya çıktı. Abdullah Zeydan %55 ile kazanmış olduğu Van seçimlerinde alındı elinden belediye başkanlığı ve yarısı kadar oy alan AKP'li adaya verildi. YSK tarafından buna itiraz etmeye bile fırsat bulamadan mahkemenin kararı YSK'ya gönderildi ve böylece böyle bir durum çıktı ortaya. Çok uzunca bir süredir konuşmayan Selahattin Demirtaş bile yattığı Edirne hapishanesinden AKP'li Cumhurbaşkanı'na seslendi ve en baştan bunu durdurmanızı bekliyoruz dedi. Diyarbakır'da %64 gibi çok yüksek bir oyla kazanan demin eş başkanı, kadın eş başkanı mazbatasını istemeye gitti ve mazbatanın itirazlar olduğu gerekçesiyle verilemeyeceği ona söylendi. Bu sefer Diyarbakır'da karışıklıklar başladı. Yani birazdan bugün haberlerle başlayacağım o nedenle. Gazetelere daha sonra geleceğiz. Bir facia İstanbul'da yaşandı. Onu da siz dün gördünüz çoğunuz mutlaka. 29 kişi bir yangında feci şekilde can verdi. Bir apartmanın altındaki gece kulübünde yapılan tadilat sırasında nasıl olduğunu kimsenin, ben anlayamadım en azından onu söyleyeyim. Çıkamadı oradan insanlar ve 29 özellikle o tadilat işlerinde çalışan insan maalesef hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. Peki şimdi haberlere geçiyoruz efendim önce. Ben bugün bu haberleri üzülerek okuyacağım. Bunu baştan peşinen söyleyeyim. Bana hep eleştiriler geliyor bazen ya hiç gülmüyorsun falan diye. Nesine güleceksiniz? Neye güleceksiniz? Bizim gülmemizi engellemek için o kadar çok fırsat yakalamaya çalışanlar var ki. Şurada insanlar biraz mutlu oldular. Siz mutlu mu oluyorsunuz? Görün bakalım denildiğini hissediyoruz. Neyse başlayalım. Önce Şişli'deki yangına gideceğiz. Ve yangında nasıl oldu, nasıl bitti daha tam olarak çıkmadı ama gözaltına alınanlar da var. Bunu da söyleyeyim. Buyurun önce şu yangını bir görelim. Duman bayağı bir yoğundu. Yani 10 saniye kadar duramadık. Ondan sonra zaten ambulans ve itfaiyeler kuşattı burayı zaten. Yangın faciası 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Yoğun bir şekilde yangın duman etkisiyle biz ve öksürerek ve sürünerek çıkabildik zaten otoparktan. Zaten direkt yangının olduğu yere doğru gittiğimizde de yangın daha da yükselmeye başladı. 3. 4. katlara kadar çıkmaya başladı. İstanbul Gayrettepe'de saat 13 sıralarında 16 katlı bir binanın alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Önce sıradan bir yangın gibi görülen olay saatler ilerledikçe faciaya dönüştü. Yaralıların da olduğu yangında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Çıkan bir yaralından duyduğumuza göre de arkadaşlar eksiliyor hepsini neredeyse. İstanbul Valisi Davut Gül yangının tadilat nedeniyle çıktığını açıkladı. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada facia ile ilgili 3 iş yeri yetkilisi ve biri mesul müdür olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa soruşturma için 3 savcının görevlendirildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapının statik güvenliğine herhangi bir zarar verilmiş midir, verilmemiş midir noktasında bakılacak ve ona göre gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız. İşletme ruhsatı ilk olarak 1987'de alınan gece kulübünün çok geniş bir alana yayıldığı ve labirent gibi olduğu belirtilirken soğutma çalışmalarının da başlatıldığı açıklandı. Sevgili izleyiciler, bu facia ile ilgili olarak hem bizim programımız esnasında gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz hem de diğer programlarımızda da mutlaka bu yapılacaktır. Şimdi Van'a geçiyorum. Maalesef çok vahim olaylar gelişti Van'da. Öncelikle 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı
Adalet Bakanlığı başvurusu üzerine mahkeme tarafından geri alındı. Van İl Seçim Kurulu bunun üzerine mazbatanın seçimi ikinci sırada tamamlayan AKP'li adaya verilmesine karar verdi. Karara sert tepki gösteren DEM Parti hukuksuz olduğunu söylediği karara itiraz edecek. İlk haberimiz bu. Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla... DEM Parti'nin Abdullah Zeydan'ın %55 oy oranıyla kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı düşürüldü. Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın sadece %27 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan AKP'nin adayı Abdülhat Arvas'a verilmesine karar verdi. Zeydan daha önce aldığı hapis cezası nedeniyle kaybettiği, seçilme hakkını da kapsayan memnun haklarının iadesi için başvurarak 2022 yılında geri aldığı seçilme hakkıyla 31 Mart seçimleri için aday olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın adaylığını onaylamasına rağmen Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine daha önce seçilme hakkı veren mahkeme, bu kez seçimden önceki son mesai günü olan 29 Mart Cuma günü memnun hakları geri alma kararı verdi. Karar mesai bitimine 5 dakika kala saat 16.55'te sisteme işlendiğinde, Zeydan'ın karara itiraz etme hakkı fiilen elinden alındı. Ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Buradan Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz. Bu hile değil nedir? Bu seçim acısını Van'dan, Van halkından çıkarmak değil de nedir? Seçimi ikinci sırada bitiren AKP adayının mazbatanın kendisine verilmesi gerektiği yönündeki başvuru üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçimde ikinci olan AKP'li Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi. Biz halkımızın özgür iradesine seçildik. Van halkının 245 bin insanın oyunun şerefini kurtarmak bizim namusça şeref borcumuzdur. Temiz sürecini dikkate almadan alelacele verilen karara tepki gösteren Abdullah Zeydan, halkı iradesine sahip çıkmaya davet etti. Vicdanı olan, haysiyeti olan herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı. Yeter, iki dönem kayyum atadınız, bölge halkının iradesini gasp ettiniz. Halk sizlere seçimde yanıt verdi. Şimdi başka bir biçimi de gasp etmek istiyorsunuz. YSK'ya itiraz dilekçesi vereceklerini söyleyen Hatimoğulları, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sözünüzün arkasında durun ey Erdoğan. Halkın iradesine saygı göstereceğim dediyseniz, halkın iradesine saygı gösterin o zaman. Bu arada DEM Parti 3 Nisan'da Ankara'da yapmayı planladığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısını da Van'da gerçekleştirme kararı aldı. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sevgili izleyiciler, gerçekten bırakın ideolojileri, şunları bunları bir tarafa. Emin olun insan aklının hafsalasının almayacağı bir durumla karşı karşıya. Türk milleti. Neden? Çünkü Abdullah Zeydan DEM Partisi'nden başvurusunu YSK'ya yapıyor. YSK inceliyor ve memnu haklarının yerinde olduğunu, yani hiçbir şekilde bir hak kaybının olmadığını ve bu adaylığının olurunu tasdik ediyor. Bununla birlikte giriyor seçimlere Abdullah Zeydan. %55 civarında da oy alıyor. Ama nasıl 29'unun akşamı, yani seçimden 1,5 gün önce filan, daha bile az, belki saatler kala Adalet Bakanlığı böyle bir hakkı yoktur yolunda bir başvuruda bulunuyor. Oradaki mahkeme, savcılık harekete geçiyor, mahkemeye başvuruyor, mahkemeden karar çıkıyor. Bunlar o kadar kısa bir zaman içinde oluyor ki sonunda Van İl Seçim Kurulu mazbatanın Zeydan'a verilmemesine, o arada AKP'nin adayı da yarı oy almasına rağmen başvuruda bulunuyor, bana verilmeli diye. Bunun üzerine ona verilmesine karar veriyor. Hadi bunları geçelim, peki YSK ne yapıyor? Kendi eliyle seçime soktuğu bir kişinin haklarının seçimden yalnızca saatler kala
Önce, hatta orada zaten seçim başlıyor. Seçimde oyları da alıyor Zeydan. Ne yapıyor peki YSK? YSK neden orada YSK? Hiçbir şey söylemek mümkün değil. Gerçekten insanların aklıyla, sabrıyla oynamak diye buna denir aslında. Aklıma İstanbul seçimleri geliyor. Hatırlayacaksınız 2019'da bir tek zarf içinde olan 4 oy, o zaman muhtarlık oyu da o zarfın içindeydi. Orada içinden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın oy pusulasını çıkararak seçimi yenilemişti YSK. Bugün yapılan, o gün yapılandan ne farkı var diye insan sormadan, düşünmeden edemiyor. Ve tabii ki Abdullah Zeytan'ın seçme ve seçilme hakkının geri alınmasından sonra Mazbata'nın AKP adayına verileceğinin de yayılması üzerine Van sokakları karıştı. DEM partilerin protestosuna da polis müdahale etti. Evet, Van sokakları karıştı demiştik. Polis buna müdahalede bulundu. Gördüğünüz gibi Van'ın en geniş meydanında halk güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi şu an. Protestolar Van'da da kalmadı. Van'dan sonra Siirt, Pervariye, oradan Diyarbakır'a sıçradı. Diyarbakır'da biraz önce kısaca söz etmiştim size. Orada da %64 küsur oyla seçimleri kazanan DEM Parti'nin eş başkanına mazbatasını istediği zaman itirazlar var ki AKP bütün Diyarbakır ve ilçelerinin tümünde itiraz etmiş. O itirazlar olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmedi ve Diyarbakır karıştı bu sefer. Pervari'de sokağa çıkma yasağı var yanılmıyorsam ve protestolar 15 gün süreyle yasaklandı ama gördüğümüz üzere yasaklar pek fazla işe yaramıyor gibi görünüyor. Gerçekten tekrar ediyormuşum gibi olacak ama gerçekten benim aklım, hafsalam böyle bir şeyi almıyor. Yani nasıl yapılır bu? Nasıl insanlarla bu kadar oynanabilir? Anlamaktan acizim. Ve tabii siyasiler, muhalefet Van seçimine tepki gösterdi doğal olarak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi. Özel, ikinci olana mazbatayı verme rezaleti Van halkının iradesini hiçe saymak ona pusu kurmaktır dedi. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti heyetiyle birlikte DEM Parti adayına destek için Van'a gideceğini duyurdu. Yurttaşlarımıza AKP'nin yandaş yargısı da kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum dedi. Halbuki bu arada Van Valiliği Van'a hem Van'da 15 gün yasak getirdiği gibi protestolara güvenlik güçleri giriş çıkışları da kontrol altına aldı. Neler yaşanacak bugün göreceğiz bakalım. Ve sonuçta da şu anda da gerginlik devam ediyor, izleyelim. Rakibinin 3 katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı verme rezaletine kalkışırlarsa Van halkının iradesini hiçe saymak ona pusu kurmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da %55,68 oy oranıyla belediye başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Şimdi de Van halkı 3 kat fazla oy vererek birisini kendisine Büyükşehir Belediye Başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Anka Haber Ajansı'na konuşan Özel, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kara leke vurgusu yaptı. Böyle bir hataya ve böyle bir yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğin tüm sözleri hükümsüz kılar. Mazbata'nın Abdullah Zeydan yerine
Yaklaşık 30 puan farkla ikinci olan AKP'li Abdullahat Arvas'a verileceğinin söylenmesini rezalet olarak yorumlayan CHP lideri Özel, 2019'da tekrarlatılan İstanbul seçimlerini hatırlattı. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata germe gibi bir rezalet, Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar, o zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı, bedelini ağır ödediler. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan'a destek olmak için Van'a gideceklerini açıkladı. Önce seçime girmende hukuki bir engel yok diyeceksin, sonra sandıktan halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin. Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız. İstanbul'da olduğunda nasıl direndiysek, Van'da olduğunda da öyle direneceğiz. Çünkü ikisinde de halk iradesine göz koyuyorlar. Parti heyetimizle birlikte Van'da olacağız. Tüm yurttaşlarımızı ve toplumsal muhalefeti ayağa kalkmaya, DEM Partili seçmenin iradesine sahip çıkmaya, sandıkta kazandığımızı AKP'nin yandaş yargısına kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum. Sol Parti'de resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Van'da halkın iradesi açıktır. Bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez. Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tepkisini bu girişim kabul edilemez sözleriyle gösterdi. Bu kez Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gasp etmeye çalışıyorlar. Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır. Toplumsal bakışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez. Tüm gücümüzle karşı duracağız. Sevgili izleyiciler, çok az bir oy farkıyla AKP'li Mehmet Öntürk'ün seçimi kazandığı Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi sonuçlara itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hatay İl Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun ardından yaptığı açıklamada bir oyun bile çöpe gitmesine izin vermeyeceğiz dedi. CHP İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı da ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuruyla seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Arnavutköy'de ise AKP'li Resul Yeniyurt'un tutanaklara müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurdu. Burada bir varoluş mücadelesi veren, bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda, konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada hem il, ilçe seçim kurullarına yapacağız. Yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi resmi olmayan sonuçlara göre ikinci sırada bitirdiği deprem bölgesi Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti. Biz yaptığımız itiraz neticesinde Hataylı bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeniden başlayan sayımda oy dağılımında değişiklik yaşandığını ifade etti. 3900'lerden gelen bir fark, itirazlarımızın sonucunda 3287'ye kadar düşmüş durumda. CHP heyeti halkın iradesine sahip çıkacaklarını kaydetti. Hatay'da bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, bir oyun bile çöpe gitmesine, Hatay iradesinin bir şekilde gasp edilmesine asla izin vermeyeceğimizi paylaşıyorum. Biz bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Hatay halkının iradesini sonuna kadar koruyacağız. Seçim sonuçlarına ilişkin bir itiraz da İstanbul'un Pendik ilçesinden geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Ahmet Çin %44,69 oy alırken CHP'nin adayı Tarık Balyalı da seçimi %42,78 oyla tamamladı. Balyalı, ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuruyla sonuçlara itirazda bulundu. Aradaki farktan çok daha fazla bir geçer soy sayısı var. Yeni baştan oyların sayımı için ilçe seçim kuruluna başvurmuş bulunuyoruz. Bu oyların sayımından sonra gerçek durumun net biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Arnavutköy'deki seçimde ise AKP'nin adayı Mustafa Candaroğlu %41,94, CHP'nin adayı Tekin Aras'a %38,44 oy almıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Arnavutköy'de yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ettiğini bir videoyla alıntılayarak duyurdu. Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu'ndan az önce ayrıldım. Arnavutköy'de ilçe belediye başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. İddialara göre görüntüde AKP'li başkan yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin başkan yardımcısının özel kalemi Resul Yeniyurt olduğu, bu kişinin tutanaklara müdahale ettiği belirtiliyor. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Yani cebine evrak atan bir belediye başkan adayı
görüntüde. Ne düşünürsünüz bilemiyorum. Ve erken seçim tartışmaları başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından erken seçim tartışmaları yayılıyor. CHP'lileri Özgür Özel bu güvensizlik oyudur ama erken seçim dersen bana itimat eden AKP'li ve MHP'lere haksızlık yapmış olurum dedi. Yeniden Refah Partisi'nden ise acil erken seçim çağrısı geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, erken seçim istiyoruz, Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır dedi. Size söz veriyorum, 2. yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması ve 22 yıldır iktidarda olan AKP'nin ikinci parti olmasının ardından erken seçim tartışmaları başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim talep etmeyeceklerini belirterek bu güvensizlik oyudur. Erken seçime gir dersem bana itimat eden AKP'li ve MHP'lilere haksızlık etmiş olurum dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi. Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. İktidarın politikaları sonucu ülke ekonomisinin çöktüğünü söyleyen Altınöz, bunun erken seçim ihtiyacını doğurduğunu belirtti. 129 dolar buharlaşmış. Türkiye'nin beka meselesi budur değerli arkadaşlar. Erken seçim niye olacak? Erken seçim işte bu 200 liradan dolayı olacak. Mutfakta yangın var, insanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz. İYİ Parti eski genel başkan başdanışmanı Aytun Çıray, Tele 1 canlı yayında dağılmakta olan kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Akşener masadan kalktıktan sonra devlete karşı son görevimi yaptım demişti diyen Çıray, Akşener siyasi bombaya dönüştü demiştim. Pimi çekti ve kendi partisine de zarar verdi ifadelerini kullandı. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Genel seçimlerin ardından istifaların ardı arkasının kesilmediği 31 Mart yerel seçimlerinde ise hüsrana uğrayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü genel kurul kararı aldı. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki İYİ Parti eski genel başkan başdanışmanı Aytun Çıray, Tele1'de Türkiye'nin gündemi programına konuk oldu. Partisi dağılan Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Çıray, Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından söylediği sözleri paylaştı. Sayın Meral Akşener'in masadan kalktıktan sonra devlete karşı son görevimi yaptım sözünü açıklamıştı. Çıray bunu daha önce de açıkladığını ancak kamuoyunun bu duruma gerekli tepkiyi vermediğini söyledi. Türkiye bu sözü tartışmadı. Türkiye bu sözü tartışmak zorunda. Türkiye bu sözün arkasını anlamak zorunda. Akşener'in 14-28 Mayıs seçimlerinde seçmende güven bunalımına yol açtığını belirten Çıray, İYİ Parti'nin de bundan zararlı çıktığını vurguladı. Sayın Akşener ne yazık ki bir siyasi canlı bombaya dönüşmüştür diye tarif etmiştim. Nitekim pimi çekti. Ve önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifaka büyük bir zarar verildi. Arkasından da kendisine ve partisine zarar verdi. Şimdi yine hafsalalara sığmayacak bir habere geldi sıra. Gerçekten ne yer bunlar, ne içerler, nasıl dünya görüşleriyle nereye bakarlar anlamıyorum. Sancaktepe Belediyesi'nde AKP ile aday seçimi kaybetti, CHP kazandı. Peki sonra ne oldu? Sancaktepe Belediyesi Ramazan'ın başından beri verdiği iftarı seçimleri kaybedince durdurdu sevgili izleyiciler. AKP'li Sancaktepe Belediyesi seçimleri kaybedince her akşam yemek dağıtan iftar çadırını açmadı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un birçok ilçesi CHP lehine el değiştirdi. Sancaktepe'de de CHP'li Alper Yeğin oyların %50'sini alarak mevcut belediye başkanı AKP'li Şeyma Düğücü karşısında zafer elde etti. Ancak Medyascope'un haberine göre Sancaktepe'de her zaman belediye tarafından kurulan Ramazan çadırı seçimin ertesi günü yani 1 Nisan Pazartesi akşamı açılmadı.
İftarını açmak için çadıra gelen yurttaş duruma tepki gösterdi. İftar çadırına gelip çadırı kapalı gören bir yurttaş sadece seçime kadarmış yorumunda bulundu. Şeyma Hanım galiba sadece seçim için çadırı açtı. Oylar bitti, çadır gitti, dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Sadece seçime kadarmış. 24 bin oy farkıyla seçimi kaybeden AKP'li Şeyma Döücü seçimlerden önce kadınlara her ay gram altın verme vaadiyle gündeme gelmişti. Yani buna nasıl bir şey bulunabilir, bahane bulunabilir kapatılması da bence yok. Sahiden seçime kadarmış demekten başka çare de yok. Peki şimdi araya bir başka haber sokarak devam edeceğim. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyken ikinci turda Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan hepinizin hatırındadır zaten. Malikanesini Azeri bir kanala açtı, röportaj verdi. Oğan'ın 6 milyon liralık aracının ardından 1 milyon dolarlık malikanesi de sosyal medyada gündem oldu tabii. Oğan buraya 1 milyon dolar verseler bile vermem dedi. Yani burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. 14 Mayıs seçimlerine Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan ve ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan 1 milyon dolarlık malikanesiyle gündem oldu. Burası benim çok böyle özel dostlarımı davet ettiğim bir yer. Seçimlerden bu yana siyaset sahnesinde görülmeyen Oğan, Ankara Gölbaşı'nda 7 dönümlük arazi üzerine kurulu 800 metrekarelik lüks malikanesinin kapılarını bir Azeri kanalına açtı. İçtimai TV'ye konuk olan Oğan, malikanenin fiyatıyla ilgili de yorumlarda bulundu. Buraya 1 milyon dolar verseler vermem. Program sunucusunu bahçede gezdiren Oğan, sade bir yaşamı olduğunu savundu. Benim bütün hayatım sadedir. İsteyen istediğini desin. Oğan'ın röportajı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Oğan'ın 2023 genel seçimleri öncesinde plana sadık kal paylaşımına gönderme yaptı. Bir kullanıcı da seçimden önce cehennemin kapılarını kapatacağını söyleyen Sinan Oğan'a cehennemin kapılarını üstümüze kapatıp cennette yaşıyormuş diye seslendi. Burası da bizim. Seçimlerin hemen ardından Sinan Oğan'ın lüks otomobiliyle toplamda 120 milyon liralık mülkler edindiği iddiası gündeme gelmişti. Oğan otomobilinin 6 milyon lira değerinde olduğunu, mülkler konusundaysa oturduğu evi satıp yeni ev aldığını söylemişti. Sevgili izleyiciler, her yerde olduğu gibi Ankara'da da AKP büyük bir hezimete uğradı biliyorsunuz. Dikkat çeken bir başka nokta ise seçilen kadın adayların sayısındaki artış. Özellikle AKP'li adaylara karşı seçimden galip çıkarak, zafer kazanarak başkan olan kadınların sonuçları kutlamalarında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. İzleyelim. Kimisi göbek attı, kimisi zeybek oynadı. Kimisi coşkusunu İzmir Marşı'nı okuyarak kutladı. Kadın adayların zaferi izlenmeye değerdi. Sonuçsa ülke genelinde zafer getirdi. AKP hükümeti ve ortakları büyük bir hezimete uğradı. Zaferin en önemli sonuçlarından biri de kazanan kadın aday sayısı oldu. 2019 yerel seçimlerinde 4 kadın belediye başkanı seçilmişti. Bu seçimde ise sadece CHP 32 kadın belediye başkanı çıkardı. DEM Parti'den ise 31 belediye başkanı seçildi. Kadın başkanların zafer kutlamaları hayli renkli geçti. Yeniden Aydın Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, zaferini İzmir Marşı okuyarak kutladı. CHP'den seçilen 14 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan biri olan Candan Yücer, Tekirdağ'da ilk kadın başkan oldu. Yücer, başarısının ardından kızıyla karşılıklı göbek attı. Yurttaşlar da anne kıza eşlik etti. Seyhan ilçesi belediye başkanı seçilen Oya Tekin, seçim döneminde kendisi için hazırlanan pankartta adayı kısmını sonuçların ardından kırmızı boyayla kapattı. Bilecik'te %48,8 oy oranıyla yerel seçim yarışını önde bitiren Melek Mızrak Subaşı, zaferini çalışma arkadaşlarıyla ofiste kutladı. 2019'daki seçimlerde Selçuk'ta ilk kadın başkan seçilen Filiz Çelitoğlu, 31 Mart'ta da bir kez daha sandıktan zaferle çıktı. Çelitoğlu başarısını Atatürk'ün en sevdiği zeybek oyunuyla kutladı. DEM Parti'den Batman Belediyesi Başkanı seçilen Gülistan Sönük ise kadınlar adına büyük bir zafere imza attı. Sönük, Kürtçe kadın yaşam özgürlük sloganlarıyla karşılandı.
Evet, yerel seçimlerde yüzlerce aday başkanlık için yarıştı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Belediyesi'nde de 22 yaşındaki kadın aday ipi gözledi. Ve AKP adayına %7 oy fark atarak Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı unvanını kazandı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkın Beldesi'nde bağımsız aday 22 yaşındaki Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre %47.91 oy oranıyla seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı. AKP'nin İbrahim Taşkın'a aday gösterdiği Çanakkale Yenice'ye bağlı Kalkın Beldesi Belediyesi'ne 22 yaşındaki Zeynep Çelik başkan seçildi. AKP'nin adayı Taşkın ise %40 oyla ikinci sırada kaldı. 22 yaşındaki en genç başkan Taşkın, 5 yıl boyunca kalkıma hizmeti, her gün kendime borç bileceğim dedi. Ve tabii ki Türkiye'deki yerel seçim sonuçları tüm dünyada geniş ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor. Washington Post ve Financial Times gazeteleri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı hezimetin temelinde ekonomik politikalarının yer aldığını yazdı. Washington Post ise CHP'nin zaferinin dünyaya ders niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin seçimleri dünya gündeminde önemli yer kapladı. Dış basın seçim öncesi, seçim anı ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreci an be an takip ederken dünyanın saygın gazeteleri analizler yayınlamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın organlarından The Washington Post, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kapsamlı bir değerlendirmeye yer verdi. Makalede yerel seçimlerde CHP'nin Türkiye çapında başarı elde ettiği vurgulandı ve bu başarıya özellikle İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yoğun kampanyasına rağmen ulaşıldığına dikkat çekildi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun halefi Özgür Özel'den İmamoğlu'na kadar Erdoğan'a benzer bir kimliğe sahip olduğunu iddia edebilen yeni bir yetenek grubu başı çekiyor ve daha geniş koalisyonlar kuruyorlar. Pazar günkü seçimlerde Güneydoğu dışındaki Kürt seçmeninin desteğini aldılar. Yazıda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başarısının 3 açıdan başka yerlerdeki liberal demokratlara ders verir nitelikte olduğu belirtildi. Buna göre karizma önemli ve İmamoğlu sadece bir kesimi değil geniş kitleleri heyecanlandıran bir figür. İkincisi, İmamoğlu'nun CHP'nin seçkinci laik mirası tarafından dışlanan kesimlerle koalisyon oluşturmayı başarması. Üçüncüsü ise İmamoğlu hatta Mansur Yavaş'ın yönetim ve icraattaki başarı notlarının yüksek olması. Yazıda ayrıca partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik politikalarının da seçmende etki yarattığına dikkat çekildi. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'ta kapsamlı bir analiz yaparak AKP'nin yaşadığı seçim hezimetinin unsurlarını mercek altına aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir zafer kazandığına dikkat çeken Financial Times, AKP'nin 2002'den sonra ilk kez gerilediğine vurgu yaptı. 2002'den beri iktidarda olan ve o günden beri Türk siyasetini domine eden AKP ilk kez ülke genelinde yenildi. Laik CHP için bu son 50 yıldaki en büyük seçim zaferi oldu. AKP'nin yaşadığı büyük hezimetin temel nedeni olarak ekonomiyi gösteren gazete, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taktiksel hatalar yaptığına dikkat çekti. AKP'nin hezimete uğraması, Türkiye'nin uzun süredir devam eden ekonomik krizinin nihayet pek çok seçmen için katlanılamaz hale gelmesiyle gerçekleşti. Erdoğan ayrıca adaylarının çoğunun siyasi yelpazedeki partiler tarafından geride bırakılmasına yol açan bir dizi taktiksel yanlış adım attı. Gazeteye konuşan uzmanlar Erdoğan'ın yeniden Refah Partisi'nin etkisini hafife aldığını belirtti. Şanlıurfa'daki seçmenle konuşan Financial Times, ekonomik kriz ve Erdoğan'ın gücünü giderek arttırmasının AKP'den YRP'ye geçişi hızlandırdığına dikkat çekti. Sevgili izleyiciler, Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Soru buydu, kaç zamandır soruluyordu. Dün gerçekten çok görkemli bir kalabalıkla hem içinde stadyumun hem dışında tıklım tıklım bir kongre üyeleri ve halkın da dışarıdan katılımıyla bu karar ortaya çıktı. 2 Nisan'daydı dün olağanüstü kongre. Saat 17'de Koç Başkan'la başlayan kongrede ligden çekilmek, Süper Kupa maçına çıkmamak ve futbol faaliyetlerine ara vermek gibi bir dizi konu masaya yatırıldı. Ve Ali Koç'a da Süper Kupa'ya çıkıp çıkmama kararını ona bıraktı kongre. İzleyelim.
Haftalardır merakla beklenen gün geldi. Fenerbahçe'de tarihi kongre başladı. Ülker Stadyumu'nda yapılan kongreye taraftar da büyük ilgi gösterdi. Trend Yol Süper Lig'de oynanan 3-2'lik Trabzonspor karşılaşması ve sonrasında yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü aralarında ligden çekilmenin de olduğu bir dizi kararı için olağanüstü kongre düzenliyor. Başkan Ali Koç başkanlığında yapılan kongreden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Ülke menfaatleri çerçevesinde sorumluluk dağıtmak zorundadır. Ligden çekilme kararı eski yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri tarafından destek bulmamıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkisini göstermek için başka kararlar almaya hazırlanıyor. Bu kararlardan ilki ise 7 Nisan'da Galatasaray'la yapılacak Süper Kupa final maçına çıkmamak. Maça çıkmayarak Merkez Hakem Kurulu'na ve federasyona tepkisini üst perdeden verilebileceği konuşuluyor. Ali Koç futbol faaliyetlerine ara verebileceklerini de ifade etmişti. Ancak bu konuda da yönetime destek olmadığı biliniyor. Yöntemi yalanlayın onu. Bakalım kim? Ligden çekilme ve futbola ara verme gibi kararların kamuoyunda mücadeleden vazgeçmek anlamı taşıyabileceği görüşü hakim. Sevgili izleyiciler, şimdi Sesli Gazete'ye geçiyoruz ama Fenerbahçe ile ilgili bu geceden gelen haberimize bir ek yapmak gerekiyor. Ligden çekilme 3 ay sonraki olağan kongreye bırakıldı. Bir olasılık daha, o da çok kesin değil ama büyük bir olasılık da denilebilir. Bu Süper Kupa final de dememiz lazım. Süper Kupa maçına Fenerbahçe çıkmayabilir. Bu konuda bir karar da açıklayacak Fenerbahçe çok yakın bir süreç içinde. Şimdi gazetelere bakıyoruz. Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde önce manşetten önce şu aşağıdaki haberi vereceğim size. Van'da Dem Partililer sokağa döküldü, polis müdahale etti. Belediyeyi %55 ile kazanana değil %27 oy alan AKP'li adaya verdiler. HSK Dem Partili Zeydan'ın seçime girmesine onay vermişti. Ancak Adalet Bakanlığı yarışa 48 saat kala seçilme hakkı yok diye itiraz etti. Zeydan'a mazbatası verilmedi. Başkanlık AKP'ye geçti. Bu kararı veren Van YSK İl Seçim Kurulu. Ama neler olacak, neler bitecek göreceğiz, yaşayacağız bunların hepsini. İstanbul'daki yangın faciası 29 Eylül ölü size verdiğimiz şey ama orada da gözaltılar var ve gelişmeleri size an be an biz vermeye devam edeceğiz. İstanbul'da %51.09 oy alarak AKP'li rakibi kuruma fark eden İBB Başkanı İmamoğlu seçim sürecinde kimi yendi? Evet. Bir Cumhurbaşkanı, bir AKP Genel Başkanı, bir kabinenin 17 bakanı, Cumhur'un 350 vekili, yandaş TV ve gazeteler, 500 bin bankamatik trolü, 33 cemaat ve 63 vakıf, ülkedeki 81 ilin valisi, çok sayıda kaymakam ve devletin bürokratları. Bunların hepsini tek başına yendi diyor haberde. Ve tabii ki yurt dışındaki gazetelerin ve televizyonların verdikleri haberler de var burada. Şöyle diyorlar, Erdoğan'a korkuyu öğreten adam. Böyle tanımlıyorlar. Hemen yan tarafta da ve tabii ki sürmanşette de 47 yıl sonra milleti umutlandıran lider manşeti görüyoruz. 1977'den bu yana ilk kez CHP'yi birinci parti yaptı. Ektiği değişim tohumu filizlendi, yüzler güldü deniliyor. Hemen onun altında da Veli Ağbaba'dan söz ediyor. Kaybetti ama partisinin oylarını da Malatya'da ikiye katladı deniliyor. Evet, Sözcü'de böyle durum. Cumhuriyet gazetesinde muhalefeti görmezden gelen YSK, AKP'nin başvurularını işleme koyuyor. Haber bu. Çifte standart. Gazi Osman Paşa'da sayım. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Gazi Osman Paşa ilçesinde oylar yeniden sayılacak. AKP'nin az farkla kazandığı Ümraniye için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruysa reddedildi. Niçin reddedildi? Orası daha henüz flu. Göremiyoruz ne olduğunu. Şaibeli seçim görüntülerinin ortaya çıktığı başta Arnavutköy olmak üzere Pendik, Fatih ve Bahçeli evler içinde
karar çıkmadı. Yani AKP başvurunca hemen karar veriliyor ama CHP'nin ya başvurularına yanıt verilmiyor ya da reddediliyor. Ortaya çıkan görüntü bu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilçeyi kazanan AKP olunca tekrar oy sayımına red, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne de mertliğe sar. YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz dedi. Gazi Osman Paşa ve Arnavutköy'de yurttaşlar ilçe seçim kurulu önünde protesto gösterisinde bulundu. Ve Van'a müdahale kayyum adamı diyor parantez için, tırnak içinde. DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme haklarını geri alınarak Van'da başkanlık mazbatasının AKP'li adaya verilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından başta Van olmak üzere çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. DEM'in yanı sıra CHP ve TİP'ten de yani Türkiye İşçi Partisi'nden de tepkiler yükseldi deniliyor. Şimdi bu konu çok dallanıp budaklanacak bugün, o da görülüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın benim burada stüdyoda konuğum olacak. Bu konuları Balbay'da Ankara'dan katılacak ve ciddi biçimde masaya yatıracağız saat 9'dan sonra. Ve Korkusuz gazetesine geldik. Emeklilerin öfkesi sandıkları patlattı. Geçim derdindeki milyonların feryadını duymayan iktidar 18 kenti kaybetti. Yani bu emeklilerin de burada tabii çok büyük payı var. Gençlerin, emekçilerin, memurların olduğu gibi kadınların. Ve işte bu yüzden kaybettiler. Atatürk'ü silmeye kalktılar, her türlü hakareti ettiler ve bu yüzden kaybettiler. Burası neresi? Bakalım hemen. İktidar arkasındaki devlet gücüne rağmen yerel seçimde büyük hezimet yaşadı. Türk halkının Atatürk hassasiyeti de bu konuda çok etkili oldu. İstanbul'da seçimin ertesi günü yaşanan bir manzara AKP'nin Atatürk'e duyarsızlığının ortaya serdi. Murat Kurum'un afişleri Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarının üzerine yapıştırılmıştı. Bunun görüntüsü bizde de olacak. Arkadaşlarım bunu hazırlayacaklar. Televizyonda da göreceksiniz. Çok büyük bir satı üzerinde bu tarafa doğru çıkarılırken Murat Kurum'un fotoğrafı, alttan bambaşka bir fotoğraf. Atatürk ve Türk bayrağı çıktı. Yani bu buraya özel, çünkü o bütün afişlerin, bütün şeylerin bellidir ebatları. Buraya özel olarak yapılmış olduğu da belliydi. Alttan da işte o görüntü çıktı. Birazdan o da eğer bir sıkıntı yaşamazsak size göstereceğiz. Evet efendim, Bir Gün gazetesine geçeceğiz. Geçelim burayı. İktidar eliyle siyasi pusu. Bence doğru bir başlık. İktidar yargıyı da arkasına alarak bir son dakika komplosuyla %55 oyla seçilen Başkan Zeydan'a mazbata vermedi. Karara siyasi partiler ve demokrasi güçleri tepki gösterdi. Van halkının iradesinin gasp edildiğini ifade ettiler. Ve hemen altında da DEM Parti Van'da toplanıyor. Van kararını protesto etmek için YSK önüne gelen DEM eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları bu siyasi darbedir diye konuştu. Öte yandan önümüzdeki günlere dair eylem planını konuşmak üzere DEM MYK'sı toplantıya çağrıldı. Toplantı bugün Van'da düzenlenecek. Dediğim gibi bu arada valilik 15 günlük bir yasak getirdi protestolara ama protestolar buna rağmen devam ediyor. Polis müdahalede bulunuyor. Onun dışında Pervari'de 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi Siirt Pervari'de. Diyarbakır karıştı çünkü Diyarbakır'daki büyük oyla seçimi alan DEM Parti'nin kadın eş başkanı mazbata için başvurduğunda itiraz var. AKP itiraz etti. Hem de bütün ilçeleriyle beraber Diyarbakır'a itiraz etti. Onun için mazbatanızı şu anda veremeyeceğiz denildi. Bunun üzerine Diyarbakır'da karıştı. Arada çok büyük fark var çünkü. Ve yine bir gün haberin devamında şöyle diyor. Adalet Bakanlığı DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkını cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala geri aldı. Mazbata AKP adayına verildi. İl Seçim Kurulu Başkanı karara şerh koydu. İktidar yargı ortaklığıyla iradelerinin gasp edildiğini söyleyen binlerce Vanlı kararı protesto etmek için sokağa çıktı.
Karar geri alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Vanlılar, AKP'li adaya mazbatayı alma çağrısında bulundu. Evet, şimdi şurada da bir haber var. Sağ muhalefet dibi boyladı. Seçim yalnızca AKP MHP için değil, muhalefet çatısında yer alan sağ partilerin de hezimeti oldu. Seçimin en önemli sonuçlarından biri, 10 ay öncesine kadar muhalefet içinde yer alan ama sonra iktidarla dirsek temasına giren İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA'nın neredeyse haritadan silinmesi oldu. Akşener kongre kararı alsa da istifaları durduramadı. Babacan ve Davutoğlu öz eleştiri dedi. Sarsıntının Zafer ve Memleket Partisi'ne uzanması da an meselesi demiş. Sosyal Demokratların 1989 yerel seçim başarısının önemli isimlerinden Murat Karayalçın da CHP'yi uyararak büyük fırsat doğdu ama rehavete kapılmamalı dedi. Karayalçın iktidarın yaşadığı yenilgi sonrası anayasa ve erken seçim tartışmalarında rafa kalktığını söyledi. Ekonomi alanının şimşeke terk edileceğini de ifade etti diyor haber. Ve Evrensel Gazetesi Van seçimine darbe başlığıyla çıktı bugün. Van'da oyların %55,5'unu alarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kumpas gibi bir operasyonla elinden alındı. Adalet Bakanlığı'nca başlatılan operasyonun ardından mazbata Zeydan'ın yarısı kadar bile oy alamayan AKP'li Abdülahad Arvas'a verildi. Ve adım adım kumpas diyor altta da. Yargı 4 Nisan 2023'te Abdullah Zeydan'ın memnun haklarının iadesine karar verdi. Kimse temiz etmeyince bu karar kesinleşti. Seçimlerde kısa süre önce Adalet Bakanlığı mahkemeye bir yazı yazarak iade kararının ortadan kaldırılmasını istedi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Zeydan'ın bir yıl önce iade ettiği haklarını, iade edilen haklarını bakanlığın bu yazısını gerekçe göstererek 29 Mart 2024'te kaldırdı. Van İl Seçim Kurulu temiz yolu açık olduğu için henüz kesinleşmemiş bu kararı işleme koydu ve Zeydan'ın başkanlığını elinden aldı diyor. Yani temiz yolu açıkken büyük bir aceleyle itiraz falan beklenmeden bu karar YSK'ya gönderiliyor mahkeme tarafından. Bu arada daha ilginç bir şey var. İl Seçim Kurulu'nun başkanı şerh koyuyor. Karşı çıkıyor yani. Buna rağmen karar alınıyor ve gönderiliyor. Evet, Karar Gazetesi var. Evet, son olarak buna da bakalım hemen gitmeden. Küresel fondan kira vergisine sürüklenen bir Türkiye'den söz ediyor. Partili Adalet Bakanı rakip partiye karşı diye bir haber var. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ama şu anda bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra efendim yine birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, ikinci bölümüne geldik Sabah Pusulası'nın. Yeni katılanlara, yeni katılan bu ülkenin yurtsever insanlarına, aydınlık yüzlerine merhaba, hoş geldiniz, günaydın diyorum. Ve hemen haberlerle başlıyorum tekrar. Gerçekten vahim gelişmeler var dünden bu yana. Bu tartışmalar vardı. Acaba bu AKP'li Cumhurbaşkanı'nın yaptığı balkon konuşmasından sonra da işte de yumuşayacaklar mı bilmem şu mu olacak bu mu olacak. Fakat gelişmeler işte o yönde değil ne yazık ki. Bu vahim olayların başında da Van seçimlerini kazanan adayın %55,5'la alan Abdullah Zeydan'ın başkanlığı düşürüldü. Nasıl düşürüldü göreceğiz şimdi. Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığı başvurusu üzerine mahkeme tarafından geri alındı. Van İl Seçim Kurulu bunun üzerine mazbatanın seçimi ikinci sırada tamamlayan AKP'li adaya verilmesine karar verdi. Karara sert tepki gösteren DEM Parti hukuksuz olduğunu söylediği karara itiraz edeceğini açıkladı. Ama olaylar da böylece başlamış oldu. İzleyelim. Bu
açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla, DEM Parti'nin Abdullah Zeydan'ın %55 oy oranıyla kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı düşürüldü. Van İl Seçim Kurulu, Mazbatan'ın sadece %27 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan AKP'nin adayı Abdullah Hat Arvas'a verilmesine karar verdi. Zeydan daha önce aldığı hapis cezası nedeniyle kaybettiği, seçilme hakkını da kapsayan memnu haklarının iadesi için başvurarak 2022 yılında geri aldığı seçilme hakkıyla 31 Mart seçimleri için aday olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın adaylığını onaylamasına rağmen Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine daha önce seçilme hakkı veren mahkeme, bu kez seçimden önceki son mesai günü olan 29 Mart Cuma günü memnu hakları geri alma kararı verdi. Karar mesai bitimine 5 dakika kala saat 16.55'te sisteme işlendiğini, Zeydan'ın karara itiraz etme hakkı fiilen elinden alındı. Ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Buradan Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz. Bu hile değil nedir? Bu seçim adısını Van'dan, Van halkından çıkarmak değil de nedir? Seçimi ikinci sırada bitiren AKP adayının Mazbatan'ın kendisine verilmesi gerektiği yönündeki başvuru üzerine Van İl Seçim Kurulu, Mazbatan'ın seçimde ikinci olan AKP'li Abdullah Darvas'a verilmesine karar verdi. Biz halkımızın özgür iradesine seçildik. Van halkının 245 bin insanın onurunu şerefini kurtarmak bizim namusça şeref borcumuzdur. Temiz sürecini dikkate almadan alelacele verilen karara tepki gösteren Abdullah Zeydan, halkı iradesine sahip çıkmaya davet etti. Vicdanı olan, haysiyeti olan herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı. Yeter, iki dönem kayyum atadınız. Bölge halkının iradesini gasp ettiniz. Halk sizlere seçimde yanıt verdi. Şimdi başka bir biçimi de gasp etmek istiyorsunuz. YSK'ya itiraz dilekçesi vereceklerini söyleyen Hatimoğulları, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sözünüzün arkasında durun ey Erdoğan. Halkın iradesine saygı göstereceğim dediyseniz, halkın iradesine saygı gösterin o zaman. Bu arada DEM Parti 3 Nisan'da Ankara'da yapmayı planladığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısını da Van'da gerçekleştirme kararı aldı. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sevgili izleyiciler, gerçekten insan hafızasının almayacağı bir durum söz konusu. İdeolojilerin hepsini bir tarafa bırakın. Lütfen sağduyulu düşünün dediğimde demek istediğim şey şu. %55 oy almış bir aday, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş, seçilme yeterli olduğu kendisine ifade edilmiş, izinler verilmiş. Aday giriyor fakat seçime 1,5 gün kala Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye müracaatıyla seçme ve seçilme hakkı elinden alınarak başkanlığı düşürülüyor. Ve %27 oy alan, yani yarısından bile az oy alan AKP'li adaya bu mazbata veriliyor. Böyle olunca tabii olaylar başlıyor. Peki YSK ne yapacak? İl Seçim Kurulu'nun başkanı dahi şerh koymuş o karara. Buna rağmen çoğunluk kararıyla bu karar verilmiş ve buna itiraz hakkı açık olduğu halde hiçbir şekilde beklenmeden alelacele YSK'ya gönderilmiş bu karar. Şimdi Mazbata'nın AKP adayı Abdullah Ahat Arvas'a verilmesi kararına tepkiler Van'ın ardından Hakkari'ye de sıçradı. Akşam saatlerindeki gösterilere de polis müdahale etti. Evet, Van İlçe Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olarak seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adayı %55,5 oranında oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine %27 oy alan ikinci sıradaki AKP adayını belediye başkanı olarak belirlemesi Van'da tepkiyle karşılanmıştı. Van'da yapılan protesto gösterilerine polis müdahale ederek dağıttı. Ancak olaya tepkiler dinmedi. Akşam saatlerinde ise
olaylar Hakkari'ye sıçradı. Hakkari'de belediye başkanının yapılan müdahale ile el değiştirmesini protesto etmek üzere emek ve demokrasi güçleri bir araya geldi. Açıklama yapmak isteyen gruba polis ve komando tugayından getirilen askerler müdahale etti. Protestocular buna rağmen protestolarını sürdürmeye devam etse de polis ve askerin sert müdahalesiyle protestocular ara sokaklara dağıldı. Bu arada AKP il başkanının akrabası olduğu belirtilen bazı kişilerin protestoculara karşı otomatik silahlarla havaya ateş ettikleri, tomaların ise bu kişilere su sıkarak dağıttığı görülüyor. Çektim. Hakkari valisi ise protestocuların dağılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Evet, görüntüler bu. Daha başka görüntüler de çıkacak mutlaka. Bu arada siyasilerden de ve muhalefetten tabii büyük tepki geldi bu Van seçimlerinde yapılanlarla ilgili olarak. Özgür Özel ikinci olana mazbatayı verme rezaleti Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır dedi. Türkiye İşçi Partili lideri Erkan Baş da sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda parti heyetiyle birlikte DEM Parti adayına destek için Van'a gidileceğini duyurdu. Yurttaşlarımızı AKP'nin yandaş yargısına kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum dedi. Rakibinin 3 katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı verme rezaletine kalkışırlarsa Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da %55,68 oy oranıyla belediye başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Şimdi de Van halkı 3 kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Anka Haber Ajansı'na konuşan Özel, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kara leke vurgusu yaptı. Böyle bir hataya ve böyle bir yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğin tüm sözleri hükümsüz kılar. Mazbata'nın Abdullah Zeydan yerine yaklaşık 30 puan farkla ikinci olan AKP'li Abdülhat Arvas'a verileceğinin söylenmesini rezalet olarak yorumlayan CHP lideri Özel, 2019'da tekrarlatılan İstanbul seçimlerini hatırlattı. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata germe gibi bir rezalet, Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar, o zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı, bedelini ağır ödediler. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan'a destek olmak için Van'a gideceklerini açıkladı. Önce seçime girmende hukuki bir engel yok diyeceksin, sonra sandıktan halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin. Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız. İstanbul'da olduğunda nasıl direndiysek, Van'da olduğunda da öyle direneceğiz. Çünkü ikisinde de halk iradesine göz koyuyorlar. Parti heyetimizle birlikte Van'da olacağız. Tüm yurttaşlarımızı ve toplumsal muhalefeti ayağa kalkmaya, DEM Partili seçmenin iradesine sahip çıkmaya, sandıkta kazandığımızı AKP'nin yandaş yargısına kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum. Sol Parti'de resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Van'da halkın iradesi açıktır. Bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez. Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tepkisini bu girişim kabul edilemez sözleriyle gösterdi. Bu kez Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gasp etmeye çalışıyorlar. Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır. Toplumsal bakışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez. Tüm gücümüzle karşı duracağız. Sevgili izleyiciler, seçilme hakkı Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine mahkeme tarafından geri alınan Abdullah Zeydan, Tele1 yayınına çıktı ve seçimlerden bir gün önce sorun yoktu diyen DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, muhalefetin daha güçlü ses çıkarması gerektiğini ifade etti. Seçimlere bir gün kala ki sürecek kadar
Hiç kimse savcılık sesini çıkarmamış. Seçim gecesi, seçimden bir gün önce 16.55'te savcılık kendisine bildirim yapılmamış bahanesiyle kesinleşmiş bir kararı mahkemeye yazı yazarak ortadan kaldırma talebinde bulunuyor. Ve 250 bine yakın oy aldığımız bir anda AKP de bu bilgiyi hemen Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıktan alır almaz seçim gecesi Van İl Seçim Kurulu'na mazbatanın kendilerine verilmesi yönünde talepte bulunuyor. Yani halkın iradesine, millet iradesine, demokrasiye, hukuka, adalete karşı gerçekleşen maalesef bir siyasi darbeyle, siyasi kumpasla, bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Demokratik yollarla itirazını göstermek istiyorlar. Bugün biz bir demokratik hakkımızı kullanmak istedik, yürüyüş yapmak istedik. Hani hep diyorlar ya, ya bunlar işte kayyum atanırken kimse rahatsız olmadı, iradeleri gasp edilirken kimse rahatsız olmadı. Ya gerçekten bu halk rahatsız mı değil mi? Lütfen buradaki kolluk kuvvetleri müdahale etmesin, saldırmasın. Bir görelim Van halkı rahatsız mı değil mi? Daha 2 gün önce 250 bin insan ben bu kayyum anlayışına, bu gasp anlayışına karşıyım. Ben demokratik yollarla kendi belediye eş başkanlarımı, milletvekillerimi seçmek istiyorum yeter demesine rağmen halen bu anlayışla devam ediyorlar. Yani buradaki halkımız kendi iradesine, onuruna, haysiyetine karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı kabul etmiyor ve demokratik hakkını şiddete başvurmadan göstermek istiyor. Biz bu siyasi darbe, hukuk darbesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu darbeye ancak el birliğiyle karşı durabiliriz. El birliğiyle bu hukuksuzluğu ortadan kaldırabiliriz. Evet, taktiklerdeki büyük değişikliği de görüyoruz bu arada. Kayyum vardı biliyorsunuz. Önce seçilirdi işte DEM Parti yahut da daha önce HDP'nin adayları. Ve bir süre sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınırlar ve yerine bir kayyum, o vali olabilirdi, başka birisi olabilirdi vesaire. Şimdi ondan da vazgeçmişler. Seçim neredeyse başlamak üzereyken hem de YSK tarafından hiç ortada bir şey yok, tamam olabilirsin denilmesine karşın bir savcının bize ulaşmadı diyerek mahkemeye başvurması neticesinde kazanmış olan şahıstan seçilme hakkının alınıp yerine bir kayyum. Yani kayyum dediğime bakmayın. İkinci sırada yarısından daha az oy almış bir AKP'li aday o mazbatayı alarak başkan olarak atanmış oluyor bir nevi. İşte zaten işin vahim boyutu da bu. Şimdi CHP Van için bir heyet görevlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine AKP'nin adayına verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşan heyet Van'a gidecek. Özel Van'da mazbatanın seçim kazanan adaya verilmemesi üzerine halkın iradesini savunma, dayanışma ve yaşananları yerinde takip etmek üzere milletvekillerimiz Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Kayahan Pala ve Sevda Erdan Kılıç'tan oluşan heyetimizi görevlendirdik açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Anka Haber Ajansı'na da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak tepki göstermiş, ikinci olana mazbatayı verme rezaleti Van halkına pusu kurmaktır demişti. Şimdi gelelim itirazlar meselesine. Diyarbakır'da çok yine vahim bir gelişme yaşandı. %64 üzerinde oy alan DEM Parti'nin eş başkanı, kadın aday başvurdu mazbatasını almak için. Veremeyiz dediler. Neden diye sorunca itirazlar var. AKP bütün Diyarbakır ve bütün ilçelerinde itirazda bulunmuş. Ki oy oranları da çok açık farkla orada sona erdi. Böyle olunca tabii Diyarbakır'da karıştı. Ve İstanbul'a gelelim veya diğer yerlere bakalım. Çok az bir oy farkıyla AKP'li Mehmet Öntürk'ün seçimi kazandığı Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi sonuçlara itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen,
Hatay İl Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun ardından yaptığı açıklamada bir oyun bile çöpe gitmesine izin vermeyeceğiz dedi. CHP İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı da ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuruyla seçim sonuçlarına itiraz etti. Arnavutköy'de ise AKP'li Resul Yeniyurt'un tutanaklara müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurdu. Burada bir varoluş mücadelesi veren, bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda, konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada hem il, ilçe seçim kurullarına yapacağız. Yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi resmi olmayan sonuçlara göre ikinci sırada bitirdi. Deprem bölgesi Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti. Biz yaptığımız itiraz neticesinde Hataylı bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeniden başlayan sayımda oy dağılımında değişiklik yaşandığını ifade etti. 3900'lerden gelen bir fark, itirazlarımızın sonucunda 3287'ye kadar düşmüş durumda. CHP heyeti halkın iradesine sahip çıkacaklarını kaydetti. Hatay'da bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, bir oyun bile çöpe gitmesine, Hatay iradesinin bir şekilde gasp edilmesine asla izin vermeyeceğimizi paylaşıyorum. Biz bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Hatay halkının iradesini sonuna kadar koruyacağız. Seçim sonuçlarına ilişkin bir itiraz da İstanbul'un Pendik ilçesinden geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Ahmet Çin %44,69 oy alırken CHP'nin adayı Tarık Balyalı da seçimi %42,78 oyla tamamladı. Balyalı, ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuruyla sonuçlara itirazda bulundu. Aradaki farktan çok daha fazla bir geçerli oy sayısı var. Yeni baştan oyların sayımı için ilçe seçim kuruluna başvurmuş bulunuyoruz. Bu oyların sayımından sonra gerçek durumun net biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Arnavutköy'deki seçimde ise AKP'nin adayı Mustafa Candaroğlu %41,94, CHP'nin adayı Tekin Aras'a %38,44 oy almıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Arnavutköy'de yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ettiğini bir videoyla alıntılayarak duyurdu. Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu'ndan az önce ayrıldım. Arnavutköy'de ilçe belediye başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. İddialara göre görüntüde AKP'li başkan yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin başkan yardımcısının özel kalemi Resul Yeniyurt olduğu, bu kişinin tutanaklara müdahale ettiği belirtiliyor. Görüntüleri gördünüz değil mi? AKP'li başkan adayı cebine atıyor orada bazı şeyleri, evrakları. Ve bu adam başkan olacak oraya görüntüde. Bilmiyorum ne derseniz ne düşünürsünüz. Ben düşünemiyorum. Düşünmek dahi istemiyorum açıkçası. 31 Mart seçimlerinde Gazi Osman Paşa'da AKP'nin kaybetmesi üzerine sandık sonuçlarına AKP ve MHP itiraz etti. Tamam eder tabii edebilir. Sandıkların yeniden sayılması kararı çıktı. Bu da tamam. Ancak CHP il başkanı ve CHP'nin itiraz ettiği yerlerde ise talepler reddedildi. Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne gitti il başkanı ve CHP milletvekilleri. Burada bekleyen parti yetkililerinden bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara karşı gösterilen tutuma tepki gösterdi. ...31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe %40,45 oy oranıyla kazanmıştı. Bahçetepe'nin rakibi AKP'li Hasan Tahsin Usta da %40,12 oranında oy alarak ikinci olmuştu. AKP ve MHP sandık sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu'nda sandıkların yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı ve milletvekilleri Gazi Osman Paşa ve Beykoz'a gitti. İkinci Seçim Kurulu reddetti oyların yeniden sayımını. Ancak Seçim Kurulu'ndaki memur sonradan karar değiştirdi ve ikinci Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kabul etmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından karara tepki göstererek şunları belirtti. Görünen o ki iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı.
Seçimi CHP'nin kazandığı Gazi Osman Paşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri içinse taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına red, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz. Gazi Osman Paşa'da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz'da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli. Sevgili izleyiciler, AKP ve MHP yani iki ortak, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul'da kazandığı Beykoz ve Gazi Osman Paşa seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazların soyut gerekçelere rağmen yapıldığını belirten CHP, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sonuçların değiştirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Gazi Osman Paşa'da önce 1. seçim kurulunda ve 3. seçim kurulunda oyların yeniden sayımına yönelik bir karar çıktı. 2. seçim kurulu reddetti oyların yeniden sayımını. Ancak seçim kurulundaki memur sonradan karar değiştirdi ve 2. seçim kurulu da oyların yeniden sayılmasını kabul etmiş oldu. Yani toplamda Gazi Osman Paşa'da 1, 2 ve 3. ilçe seçim kurulları oyların yeniden sayımına karar vermiş oldu. Tabii burada 2. seçim kurulunda red kararı çıkmışken, memur parti temsilcileriyle beraber red kararı vermişken neden karar değişikliğine gitti? Acaba yukarıdan bir siyasi baskı mı var sorusu şu anda zihinlerde. Beykoz'da da yine oyların sayılmasının kararının alınmasına yönelik bir takım siyasi baskıların olduğuna yönelik duyumlarımız var. Biz Beykoz'u kazandık, Gazi Osman Paşa'yı kazandık, İstanbul'da 26 ilçe kazandık ve bunların hepsini sandıkta kazandık. Sandıkta, okullarda kazandık. Asla masa başında seçmen iradesinin değiştirilmesine izin vermeyiz. Sandıkta kazandığımız bir seçimin masa başında değiştirilmesine asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. İl Seçim Kurulu'nun ve Yüksek Seçim Kurulu'nun hızlıca bu süreçleri değerlendirip hukuki bir karar vereceğini bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi gelecek haberimizde sahiden aslında nerelere sürüklendiğini bu ülkenin veya sürüklenmek istendiğini çok açıkça gösteren bir görüntü. O görüntüyü arkadaşlarımız şimdi getirecekler. Dikkatle izleyin bakın nasıl bir görüntü geliyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın, Murat Kurum'un şeyi kaldırılıyor, afiş ve altından Atatürk ve Türk bayrağı çıkıyor. Dikkat ederseniz zemin çok büyük ve o zemin için özel yapılmış olduğu belli. Yoksa bu kadar büyük bir şey nereye atacaksın başka? Bunun alınmış ölçüleri ve aynen getirilip Atatürk ve Türk bayrağının üzerine monte edilmiş. Tabii seçimi kaybedince bunu çıkarırken millet böylesine bir kepazeliğe tanık olmuş oldu. Böyle diyelim. Evet, görüyorsunuz. Ya. Evet. Bunları da gördük diyelim ve devam edelim. Salim Şen, hukukçu, değerli dostum diyeyim, Salim Şen, Tele1'deki Söz Bizde programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakanların 31 Mart seçimlerinde AKP'nin seçim çalışmaları için sahaya sürülmesiyle ilgili konuşan Şen, Hakan Fidan'ın MİT'teki istihbarat çalışmalarının muhalefet aleyhine olduğunu düşünürüm dedi. Dışişleri Bakanı seçim çalışması yürüttü AKP lehine. O da sokak sokak gezdi, esnaf dolaştı. Hakan Fidan kimdi? MİT müsteşarıydı yahu. Evet. MİT müsteşarı ne demek? İstihbarat teşkilatının başı demek. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yöneticilik yapmış, bu kurumu yönetmiş bir kişi bütün bu kimliklerini hiçe sayarak bir parti lehine saha çalışması yürütüyorsa ben onun MİT başkanlığı dönemindeki istihbari çalışmalarının da
muhalefet aleyhine olduğunu düşünürüm. Ben de bu düşüncenin altına imzamı atarım. Böyle düşünürüm tabii ki. Yani bir Dışişleri Bakanı, bir hemen öncesinde MİT müsteşarı olan bir insanın böyle çarşı pazar dolaşıp, diğer bakanları da tabii ayrıca konuşmamız lazım. Adalet Bakanı gibi, İçişleri Bakanı ama MİT müsteşarlığı yapmış bir kişiden söz ediyoruz. Hem de uzun yıllar boyunca. İşte onu gayet net biçimde anlatmış hukukçu Salim Şen. Ve bir hukukçu söylüyor bunu. Ve Tele1'e konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Birazdan da benim konuğum olacak saat 9'da. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun farkın az olduğu Gazi Osman Paşa'da bir hakimin odasına gittiğini, hakime beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız diye sorduğunu, kadın hakimin ise çünkü ben hakimim dediğini söyleyen Günaydın, Gazi Osman Paşa'da seçim gecesi yaşananların ayrıntılarını anlattı. Ama hakime hanımı bir hukukçu, böyle bir hukukçu olması nedeniyle kutluyorum. Soylu'ya da soruyorum. Siz kimsiniz ya? Sizin ne özelliğiniz var? Hadi eskiden İçişleri Bakanıydınız. Makama saygıdan hakim kimsenin karşısına kalkmaz. Hakimin önündeki, üstündeki cübbenin düğmeleri yoktur. Kimsenin karşısında ezilmez, büzülmez, önünü iliklemez. Gerçi bunun aksine birçok şey görüyoruz son zamanlarda ama onları ben hukukçudan saymadığım için pek üstünde durmuyorum. Ama bir eski İçişleri Bakanı'nın sen benim önümde niye kalkmıyorsun? Ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musunun? Bir başka versiyonu izleyelim. İstanbul'da 39 ilçe var. Mevcut milletvekillerimizin tamamını, milletvekili olmayan PM üyelerimizin tamamını ilçelere dağıttık. Her biri bir ilçeye. Ama yetmedi. Geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var. En son kurultayda birisi A'yı desteklemiş, öbürü B'yi desteklemiş. Hani diyorlar ya bunlar birbirlerinden ayrıldılar falan. Hepsine ayrı ayrı telefon ettim. Beni reddeden bir kişi olmadı. Sabaha karşı 4000 oy farkla Gazi Osman Paşa'yı aldı. Karşı taraf AKP itiraz ediyor. Sandıklar yeniden sayılıyor. Ve burada gördüğünüz torbalar bazıları hala geliyor salona. Bazıları ise yeniden sayım için ayrılıyor. O halde ne yapmalıyız biz? Hem burada buralara nezaret etmeliyiz. Hem de o torbalara kirli ellerin uzanıp da oyları değiştirmesine engel olmalıyız. Neden eminiz? Biz bunların tamamının ıslak imzalı tutanaklarını almışız. Tutanaklar kasamızda. Onların tamamını taramışız, dijital ortama aktarmışız. Artık orada hiç kimse bir üçkağıtçılık yapamaz. Geriye bir tek şey kalıyor. İtirazla o torbaların içindeki oyları değiştirirlerse, itirazla yapılan sayımlarda bu tutanaklar değiştirilebilir. Yasal olarak değiştirilir. O halde benim bunu engellemem lazım. Üstelik de oraya sabık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizden bir saat evvel gitmiş. Biraz evvel araç sallaştırılmış yargıyı ve hakimi savcıyı eleştirdim ya. Orada da bir arkadaşımıza böyle buradan teşekkür edeyim. Kendisini tanımam. Bir kadın hakim. Kadın hakimin odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim buyurun diyor. Diyor ki hakime beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız diyor. Kadın hakim de diyor ki çünkü ben hakimim. Yani gözlerim yaşardı. Hani kutlamaya gitsem yanlış anlaşılacak i̇lker diye gitmedim. İlker değil bu yani. Derecesi yani gerçekten Sayın Günay. Öyle. Hakikaten çok ilker. Şimdi tabii kadın hakimin yaptığı çok önemli bir şey. Tabii, çok kıymetli tabii. Bir şey. Hala Cumhuriyet'in böyle hakimleri var. Oraya ulaştığımızda 3 milletvekilimiz kapı gibi orada duruyordu. Onların yanına 2 milletvekili bir il başkanı daha geldi. Hadi çalsınlar bakalım. Ya sen benim kim olduğumu biliyor musun ya da bilmiyor musun? Niye kalkmıyorsun ayağa? Yani işte mağdur olmaktan mağrur olmaya doğru yürüyen bir partinin içine düştüğü acıklı bir hal bu. Kişiden hiç bahsetmiyorum. Çok yer değiştirdiği için hepsini anlatamam şimdi. Zamanım yetmez zaten. Evet, Şimşek sırada. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yerel seçimlerin ardından ekonomi politikalarına yönelik ilk mesajında orta vadeli program kararlılıkla uygulamaya devam edecek dedi. Enflasyonu tek haneye düşürme hedeflerine de dikkat çekti Şimşek. Bir kez daha kamuda tasarruf mesajı verdi. Gülüyorum kusura bakmayın. İtibardan tasarruf mu olur Sayın Şimşek demek geldi içimden birden ama. Buyurun izleyelim. Yerel seçimin ardından gözler ekonomiye çevrildi.
Mayıs seçimlerinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirildi. Faiz sebep, enflasyon sonuç anlayışlı ekonomi politikalarından sert bir U dönüşü yapıldı. Ortodoks politikalar yeniden uygulamaya konuldu. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl anlayışlı ekonomi politikasını rafa kaldırmasıyla faiz 9 ayda %8'den %50'ye çıkarıldı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası verilen ilk mesajsa bu politikaların kararlılıkla devam edeceği oldu. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde turizm... Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orta vadeli programın kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tekhaneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışını sağlayacağız. Bence ihracatçımızın kamuda tasarrufu ön planda tutacaklarını bir kez daha vurgulayan Şimşek, refah artışının tüm kesimlere pay edileceğini de öne sürdü. Kulislerde AKP'nin yerel seçimlerinde aldığı ağır yenilginin faturasının ekonomi yönetiminin başındaki Mehmet Şimşek'e kesileceği konuşuluyordu. Şimdi siyasetten biraz ayrılıp iki ayrı yere gideceğiz. Bunlardan birisi Aydın Nazilli, diğeri de İzmir. Önce Aydın Nazilli'ye gidiyoruz ve iki vahşet haberi vereceğim size. Aydın Nazilli ilçesinde alacak meselesinden çıkan tartışmada Akın D, arkadaşı Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk'ü katletti ve ardından da gidip polise teslim oldu. Aydın'ın Nazilli ilçesinde alacak meselesinden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Akın de alacak meselesi nedeniyle konuşmak için Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk'ün yaşadığı eve geldi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akın de kesici aletle anne oğlu yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ekipler Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akın D ise olaydan bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Evet, İzmir'deki vahşet daha da barbarca, daha nasıl anlatayım, kelime bulamıyorum sevgili izleyiciler. Umut Akbaş, İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine. Ne yaptı biliyor musunuz? İki çocuğunu vurdu silahla. Kız çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Daha sonra kendi yaşamına son vermek için kendisine çekti ve tetiği çekti. Yaralı olarak kaldırıldı hastanede de yaşamını yitirdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 30 yaşındaki Elif Akbaş, eşi Umut Akbaş'ın şiddet uygulaması nedeniyle evi terk etti. Barışmak isteyen Umut Akbaş, Elif Akbaş'ın yakınlarını devreye soktu. Ancak Elif Akbaş barışmayı kabul etmedi. Umut Akbaş, eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşyalarını vermek ve birlikte zaman geçirmek üzere çocukları ve eşinin bir yakınıyla eve döndü. Bu sırada silah sesleri duyuldu. Odaya giren akrabalardan biri Umut Akbaş'ın 10 yaşındaki kızı Seda'yı ve 6 yaşındaki kızı Tuğçe'yi yaraladıktan sonra kendini de vurduğunu fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşlerden Tuğçe'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük kız yaşamını yitirdi. Umut Akbaş'la diğer kızı Seda ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Seda'nın tedavisi sürerken Umut Akbaş'ın da yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir cinnet toplumuna mı dönüşüyoruz diye insan korkmadan, endişe duymadan yapamıyor. Sevgili izleyiciler, Selahattin Demirtaş, Van kararı nedeniyle avukatları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Şöyle diyor Demirtaş açıklamasında, burada sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da hak da kabul etmez.
Bu gidişata daim başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz. Van halkı başta olmak üzere tüm halkımızı, demokrasi yanlısı tüm güçleri, siyasi partileri bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyoruz. Zaman gerilim, çatışma zamanı değil, barışı inşa etme zamanıdır. Tüm siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler Kürt halkının bu sesini duymalıdır. Halkımız baskılara karşı sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır. Van halkımız başta olmak üzere tüm halkımıza dayanışma dileklerimizi, sıcak selam sevgilerimizi gönderiyor. Özgür yarınlarda görüşebilmeyi diliyoruz dedi. Ve bu bölümün son dakikalarında da gazetelere bir göz atalım. Öncelikle Sözcü Gazetesi'ne bakacağız. Sözcü Gazetesi ilginç başlıklarla çıktı bugün. Bunlardan bir tanesi 47 yıl sonra milleti umutlandıran lider manşet üstü, yani sür manşet. Atatürk'ün partisi CHP en son 1997'de Bülent Ecevit'le %41.4 oy olarak birinci parti olmuştu. Değişimin mimarı Özgür Özel tam 47 yıl sonra CHP'yi 37.8 ile Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Ektiği değişim tohumu filizlendi, yüzler güldü diyor. Hemen onun altında da İstanbul'da %51.9 oy olarak AKP'li rakibi Kurum'a fark atan İBB Başkanı İmamoğlu seçim sürecinde kimleri yendi? Bakalım kimleri yenmiş. Bir Cumhurbaşkanını, bir AKP Genel Başkanını, kabinenin 17 bakanını, Cumhur'un 350 vekilini, yandaş televizyon ve gazeteleri, 500 bin bankamatik trolü, 33 cemaat ve 63 vakfı, ülkedeki 81 ilin valisini, çok sayıda kaymakamı, devletin bürokratlarını yendi İmamoğlu. Ve yabancı basının deyişiyle de Erdoğan'a korkuyu öğreten adam oldu. Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran dış basın böyle diyor. Dış basın CHP'nin seçim başarısını manşetlere taşıdı. İmamoğlu için Erdoğan kaybetti. Laik Türkiye artık İmamoğlu'ndan umutlu. Sandığın en büyük kazananı da İmamoğlu oldu manşetlerini attı dünya basını. Hemen onun altında da Van'da DEM Partililer sokağa döküldü. Ardından Van'dan sonra Hakkari'de, sonra Pervari'de bir anda yayıldı. Polis müdahale etti. Belediyeyi %55 ile kazanana değil, %27 oy alan AKP'li adaya verdiler. Başından beri bunu anlatıyorum. Bakın sevgili izleyiciler, hiçbir şekilde ideolojiyi karıştırmadan sadece ve sadece hukuk ve tabii ki demokrasi, adalet açısından bakmamız gerekiyor. Böyle baktığınız zaman kardeşim zaten bu adam sakıncalıysa neden Yüksek Seçim Kurulu girebilirsin diye olur kağıdı verdi. Memnu hak bu demek. Yani memnu hakkı iade edildi. Daha önceden böyle bir geçmişi var. Edildi, ben girebilir miyim dedi, girebilirsin dedi, girdi. Seçime bir gün kala Adalet Bakanlığı yok, bize göre bu seçime giremez dedi. Savcı mesajı aldı, mahkemeye başvurdu, mahkeme kabul etti ve sonrasında da bu karar, yani başkanlığın düşürülmesi kararı verildikten sonra da bunun bir itiraz yolu açık. Ona rağmen apar topar YSK'ya gönderildi ve çok önemli bir husus, İl Seçim Kurulu, yani Van İl Seçim Kurulu'nun başkanı bu karara şerh koydu. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu ülkede hala hakimler var. Berlin'de nasıl hakimler var? Ankara'da da, Van'da da, İstanbul'da da hakimler var. Biraz önce Gökhan Günaydın'ın tanık olduğu olayı sizden paylaştık. Süleyman Soylu geliyor, giriyor hakimin odasına. Buyurun diyor hakim gayet kibar bir şekilde. Siz beni gördünüz, niye ayağa kalkıyorsunuz diyor. Kardeşim sen kimsin ya? Hadi eskiden olsa. İçişleri Bakanı iken de bir bakanlığı makamına saygı olarak, ya o da olmaz. Çünkü hakimlerin cübbelerinin düğmesi yoktur. Hakimler ne kimsenin önünde ayağa kalkar, ne kimsenin önünde düğme ilikler. Düğme yok zaten.
Bunu yapanları gördük. Onları bir tarafa koyun. Ama bu evrensel hukuk ilkesi adaletin ve hukukun varlığını ortaya koymak açısından son derece önemli bir simgedir. Neden gözleri bağlıdır? Gerçi onu da açtılar bir keresinde, heykeli yanlış yaptılar. Galiba İstanbul Adliyesi'ne konulan şeyde. Niye gözleri bağlıdır oradaki kadın heykelin? Çünkü birisi tarafını tutmasın, birisiyle birisine şeyi kaymasın, adalet terazisi o tarafa doğru eğilmesin diye. Ama bunu bilmeyenler böyle sorular sorabiliyorlar tabii. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi. Muhalefeti görmezden gelen YSK, AKP'nin başvurularını işleme koyuyor. Çifte standart. Gazi Osman Paşa'da sayım kararı verdi YSK. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Gazi Osman Paşa ilçesinde oylar yeniden sayılacak. AKP'nin az farkla kazandığı Ümraniye için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuru, CHP'nin başvurusuysa reddedildi. Şaibeli seçim görüntülerinin ortaya çıktığı başta Arnavutköy olmak üzere Pendik, Fatih ve Bahçelievler için de henüz karar çıkmış değil. Halbuki dikkat ederseniz hemen AKP'nin ve MHP'nin başvurusuna Gazi Osman Paşa'da karar çıktı ve yeniden sayılmasına karar verildi oyların. Şimdi orada oylar sayıldı. Ve bunun dışında ne diyorlar bakalım? Ekrem İmamoğlu ilçeyi kazanan AKP olunca tekrar oy sayımına ret. CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne de mertliğe sığar. YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz dedi ve Gazi Osman Paşa ve Arnavutköy'de yurttaşlar ilçe seçim kurulu önünde protesto gösterisi yaptı. Yani bir el bir girdi Güneydoğu'dan başlayıp işin içine ve ortalığı hallaç pabuğu gibi atıyor. Bakalım çıkacak olan sonuçlar neler getirecek, neler olacak, daha neler yaşayacağız ki bu bana 2019'daki İstanbul seçimini hatırlatıyor. Dünya tarihinde ve dünyanın hiçbir yerinde olmamış bir olay yaşadık biz 2019'da. Neydi o olay? Tek zarf içinde 4 tane oy vardı. Neydi bunlar? Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, ilçe başkanları seçimi, ilçe belediye başkanları, meclis seçimleri ayrıca ve muhtar seçimi o zaman dahildi, aynı zarftaydı. Bunun içinden tek bir zarfı Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çektiler. Öbürleri çok namuslu geçmişti. Bunda şaibe var dediler ve tekrar yaptılar seçimi. Tekrarladılar ve tekrar ilk seçimde 13 bin farka kadar inen o da nasıl indi ayrı hikaye. Onun da hikayesi ayrı ama 13 bin oy farkıyla kazanacakken 806 bin oy farkıyla kazandı Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Aradan 5 yıl geçti. Bu sefer de 1 milyon 1004 oy farkıyla kazandı. İşte halkın vermiş olduğu karar, atmış olduğu tokatın ağırlığı da buradan belli. Evet sevgili izleyiciler, Korkusuz Gazetesi'ne bakacağız. Korkusuz Gazetesi'nde de emeklilerin öfkesi sandıkları patlattı sürmanşeti var. 10 bin lira maaşla yokluğa mahkum edilen milyonlarca emekli seçimde iktidara tarihi bir tokat attı. AKP'nin kaybettiği illerde iki seçmenden birinin emekli olması iktidara duyulan öfkeyi sandığa yansıttı. Emekliler evet, ama emeklilerin yanında emekçiler, memurlar, erken emeklilik yasasından faydalanamayanlar, bu göstergelerden faydalanamayanlar, gençler, kadınlar, hepsi var. Yani bu kadar büyük farkın altında yatan işte bu öfke. İşte bu yüzden kaybettiler. Biraz önce bizde de gördüğünüz görüntüleri aynısını benim gazetem Korkusuz da vermiş. Atatürk'ü silmeye kalktılar, her türlü hakaret ettiler. İşte bu yüzden kaybettiler. Böyle bir kurumun, Murat Kurum, onun afişi vardı. Çok büyük bir afiş. Afişi tabii kaybedince hemen kaldırıyorlar. Kaldırırlarken arkası altından bu çıktı işte. Türk bayrağı ve Atatürk. Niye kaybettiklerinin başka bir tezahürü de bu işte. Evet, onun dışında İstanbul faciasını size başından beri anlatıyorum. 29 can maalesef gitti bir yangın sonucunda.
gözaltılar var. Gelişmeleri de size bu programın da arkasından devam edecek. Programlarımızda da size bilgiler vermeyi sürdüreceğiz. Bir Gün gazetesine bakıyorum. Değiştirelim arkadaşlar. Bir Gün gazetesi. İktidar eliyle siyasi pusu. Güzel bir başlık. Ne diyor? İktidar yargıyı da arkasına alarak bir son dakika komplosuyla %55 oyla seçilen Başkan Zeydan'a mazbata vermedi. Karara siyasi partiler ve demokrasi güçleri tepki göstererek Van halkının iradesinin gasp edildiğini ifade ettiler. Bu bir bakanlık organizasyonu ara başlığı var. Adalet Bakanlığı DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkını cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala geri aldı. Mazbata AKP adayına verildi. İl Seçim Kurulu Başkanı karara şerh koydu. Çok önemli. Başkan şerh koyuyor. Ve ondan sonra da YSK'ya gidiyor. Apar topar gönderiliyor çünkü o zaman itiraz hakkını kullanacak, kullanmasını istemedikleri için de bu kadar acil hareket ediyorlar. Ve Evrensel gazetesine bakalım. Van seçimine darbe demiş o da. Van'da %55.5'ini alarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kumpas gibi, gibisi fazla bence. Kumpas gibi bir operasyonla elinden alındı. Adalet Bakanlığı'nca başlatılan operasyonun ardından mazbata Zeydan'ın yarısı kadar bile oy alamayan AKP'li Abdülahat Arbas'a verildi ve olaylar da patladı. Önce Van'da, sonra Hakkari'de, ardından Siirt'te karıştı. Polis müdahale etti. Pervari'de. Evet. Karar gazetesinde de küresel fondan kira vergisine manşeti atılmış. Onun dışında saygılıyız diyerek halk iradesine pusu kurdular haberi var. Karar gazetesinin hemen altında, eteğinde. Ve YSK'nın olur dediğine yargı olmaz diyor demiş Karamollaoğlu, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi lideri. Partili Adalet Bakanı rakip partiye karşı diye de bir başlık var. YSK onayıyla seçime girip Van'da %55 ile kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatası Adalet Bakanı'nın itirazıyla askıya alındı. Seçimde partisine oy isteyen bakanın rakip adayı için adli girişim başlatması tepki çekti diyor haberde. Evet, gazeteler böyle. Şimdi bir araya gideceğiz. Araya gittikten sonra stüdyo konuğum tabii ki Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Ve Ankara'dan daha sonra bu konuşmayı, çünkü çok ciddi konuları yatıracağız masaya. Bizim Balbay da bizimle birlikte olacak ve üçlü bir sohbete dönüşecek. Az sonra efendim. Sevgili izleyiciler, evet, üçüncü bölüme geldik. Yeni katılan bu ülkenin aydınlık, yurtsever insanlarına da buradan güzel bir gün, güzel bir bahar günü, güzel bir mutlu bir gün diliyorum. Ancak maalesef bunu karartmaya çalışanlar da var. Programın başından beri bahsediyorum. İşte Van'da, Diyarbakır'da, sonra Hakkari'de, Siirt, Pervari'de maalesef olaylar çıktı. Polis müdahalede bulundu. %55,5'la oy alan ve başkan seçilen Mustafa Zeydan'ın son dakika başvurusuyla Adalet Bakanlığı'nın elinden alındı belediye başkanlığı ve yarısı kadar bile oy almayan AKP'li adaya verildi. Bu bir yeni kayyum takdimi, tartışmaları da başladı. Muhalefet ateş püskürdü. Oraya heyetler gidiyor şimdi. CHP gidiyor, Türkiye İşçi Partisi gidiyor, Sol Parti gidiyor. Efendim, başka partilerden gelecek olanlar da olma ihtimali yüksek. Diyarbakır'da da mazbata verilmedi, itirazlar gerekçe gösterilerek Diyarbakır'da da karışıklıklar baş gösterdi tabii. Bütün bunlar devam ediyor. Evet, bir de ben tabii bu ülkenin eleştirel gazetelerinden severdim başlıkları.
Şimdi de yandaş gazetelere şöyle bir bakıyorum. Hatay'ı millette aramayacağız diye bir laf etmiş Cumhurbaşkanı. AKP'nin vatandaşla arasında duvar örmeyeceğini, Hatay'ı millette arama. Ha, ben bakın yanlış görmüşüm. Hatay deyince Hatay diye düşünüyorum. Hata demek istiyormuş. Hatay'ı millette aramayacağız. Hatay'ı millette aramak gibi bir geleneğinin asla olmadığını söyledi. Onun dışında tabii ki bu diğer gazetelerde olduğu gibi işte Van'da, Diyarbakır'da, Pervari'de, Siirt'te, İstanbul'da yaşananlar, bu itirazların reddedilmesi mesela, bu olaylardan hiç bir haber yok birinci sayfada Hürriyet gazetesinde. Evet, onun dışında Milliyet gazetesi de ölüm kulübü olarak vermiş İstanbul'un göbeğinde yangın faciasını. Onun dışında ünlülerin mekanıydı diye veriyor bir de gazete. DJ'ler, şarkıcılar sahne alıyordu. Mekanda eğlenmeye sosyetik isimler, şarkıcılar, oyuncular, futbolcular gibi tanınmış simalar da geliyordu deniliyor. 29 kişi öldü, 8 gözaltı var, yaralılar var. Onları da an be an bunun bilgilerini bizden almayı sürdüreceksiniz eminim. Evet, Sabah gazetesinde her zamanki gibi bakalım ne demiş, ona da bakalım. Milletle aramıza duvar örülemez. İsrail yardım konvoyunu vurdu ama Türkiye'de olanlar bu gazetelerde yok. Bunlar Kongo'da yaşadıkları için herhalde vermiyorlar. O şekilde anlatabiliriz bunu size. Onun için onlara da çok fazla böyle bakmaya gerek yok. Bakalım Yeni Şafak ne yapmış, ona da bakalım. Gene o da 29 işçinin can verdiği bu gerçekten inanılmaz yangını vermiş. MYK'da ciddi öz eleştiri, Moskova'ya taziye ziyareti, Van AKP'ye geçti demiş. Nasıl geçtiği yok. Evet, AKP'ye geçti ama nasıl geçti? Önemli olan o. Evet, Gün Boyu gazetesi var. O tabii şimdi bu gazeteler bitti, yani yandaş gazetelerden çıktık. Bahçeli'nin yaralı hali seçime katılımı etkiledi manşeti var. Yerel seçime katılım oranındaki düşüşle ilgili olarak siyaset bilimciler farklı değerlendirmelerde bulundu. Sabancı Üniversitesi Bilim Akademisi üyesi Profesör Nebi Sümer'in tespiti dikkat çekti. Bu sandığa gidişi etkiledi olumsuz olarak diye anlattı Bahçeli'nin görüntüsünün. Evet, sanıyorum Balbay Bağlan hazır değil. Tamam, peki, hazırlanıyor. Emekliyi yok sayan AKP bedelini çok ağır ödedi demiş Yeni Çağ gazetesi. İktidarın hizmetiyle sonuçlanan yerel seçimleri değerlendiren emekliler, bizi 10 bin liraya mahkum edersen biz de sandıkları böyle patlatırız diyor. Alt başlığıyla vermiş. İstanbul'da zam rekortmeninin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız hemen Yeni Asır Çağ'dan anlatayım. Sivri biber. Sivri biber. Evet ya. %34.34 ile fiyat artış rekoru kırdı ve sivri biber birinci geldi. Yargıtay 13 turdur başkanını seçemedi. Rakiplerimize biz anlatamadık ama halk sandıkta anlattı demiş Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş. Onu veriyor. Şimşek'ten ev sahiplerine kira geliri uyarısı. Bakın nerelere geldiler. Görüyorsunuz değil mi? Mümkün değil çünkü şey olması. Ama bakın en son 8'i bitirirken vermiş olduğum Evrensel Gazetesi'nin haberine devam etmek istiyorum bu arada. Evrensel Gazetesi'nde Van seçimine darbe başlığı var. Van'da oyların %55.5'ini alarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydin'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı kumpas gibi bir operasyonla elinden alındığı. Adalet Bakanlığı'nca başlatılan operasyonun ardından mazbata Zeydan'ın yarısı kadar bile oy alamayan AKP'li Abdülahat Arvas'a verildi. Onu da bu şekilde şöyle anlatıyor adım adım kumpası da. Yargı 4 Nisan 2023'te Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar verdi. Kimse temiz etmeyince bu karar kesinleşti. Seçimden kısa bir süre önce Adalet Bakanlığı mahkemeye bir yazı yazarak iade kararının ortadan kaldırılmasını istedi. Nedense.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Zeyda'nın bir yıl önce iade ettiği hakların bakanlığın bu yazısı gerekçe gösterilerek 29 Mart akşam üstüne doğru kaldırdı. Van İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu temyiz yolu açık olduğu için henüz kesinleşmemiş bu kararı işleme koydu ve Zeyda'nın başkanlığını elinden aldı. Elinden aldı ama İl Seçim Kurulu'nun başkanı o karara şerh koydu. Yani karşı çıktı. Buna rağmen oy çokluğuyla doğruca YSK'ya gönderilmiş oldu. Kimse de sormuyor orada. Ya arkadaş bu verildi, YSK seçime girebilir dedi. Bizim yaptığımız şimdi bir iş mi diye soran olmamış demek ki. Evet, şimdi hemen geçelim sevgili Mustafa Balbay'a. Birazdan da Gökhan Günaydın bizlerle birlikte olacak. Evet, Balbay hoş geldin. Merhaba Ümit. Ümit bize mutluluk haram. Aynen, bize huzur haram. Aynen, ben öyle başlayacak. Bize bir nebze böyle ya süreç bir nebze demokratik rayına oturdu. Böyle ferahlığı haram yani. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi? Ben artık sütü bırak ayranı bile üfleyerek içmeye başlamış bir adam olarak. Ben bugün, dondurmayı. Ben dondurmayı bile. Dondurmayı üfledim. Bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır dedim ta en başında. Demiştim. Ve hiç şaşırmadım. Ama bu kadar mı ne bileyim acemice, bu kadar mı yeni kayyum sistemi icat etmişler gibi bir şey oldu bu. Sen Ankara'dan görüntüyü bana bir oradan nasıl görünüyor onları anlatır mısın? Şimdi, abi, şunu da söyleyeyim. Arhavi nereden çıktı? Pervari, hatırlarsan değil Pervari, mi? Siirt, Hakkari, sonra Diyarbakır'da da mazbatayı vermediler itiraz gerekçesiyle. Orası, İstanbul, birçok ilçe. Evet, Gazi Osman Paşa, Beykoz yani. Beykoz ve diğerleri de bekliyor. Yani karar vermedi daha ona YSK. Ama AKP şey yapınca, söyleyin adını, isteyince MHP küçük ortağıyla beraber şak hemen veriliyor. Bu nasıl bir adalet ve demokrasi sistemidir anlamaktan acizim. Evet, buyur. Şimdi Ümit, hakikaten böyle bir benzetme yapmak istemem ama 12 Eylül hukukunda bile, darbe hukukunda bile, ya şöyle bir, ne diyelim buna, hani en azından bir düstur, bir kural vardı. Diyordu ki Kenan Evren yönetimi, Erdal İnönü, seni seçime sokmayacağım, haberin olsun. Hüsamettin Cindoruk, seni seçime sokmayacağım, haberin olsun. Aslında bunlar da şunu yapıyorlardı. Özür dilerim sözünü kestim ama daha önce veriyorlardı şeyi izni, kaldırıyorlardı yasağı veya yasak falan koymuyorlardı öyle diyelim. Sonra seçiliyordu. Özellikle bu tabii HDP ve şimdi de DEM Parti'nin şeylerine çok daha çok yapılıyordu. Daha çok değil onlara yapılıyordu öyle demek lazım. Ama şimdi bu sefer daha seçilmesine ramak kala belli zaten bütün oy oranları bilmem neler vesaireler. Şimdi önceden yapıyor. Bu nasıl bir mantıktır onu anlayamıyorum. İşte onu diyorum Ümit. O zaman ne oldu mesela? 12 hepimiz yani ben gazeteciliğe 11 Kasım 1980'de başladım. Darbe koşulları, ilk yaptığımız haberler hiç unutmam yani. Hani işte Egordu ve Sekuritim Komutanı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle. Yaptığımız tek şey buydu. Altına açıklamayı aynen koyuyordun. Şimdi iktidar gazeteciliği de çok farklı değil aslında. Değil. Hani böyle bir seçimle gelmiş bir yönetimi hakikaten böyle nitelemek zul. Ama uygulamaya bakıyorsun Ümit. Ya resmen halka karşı hile. Sandığa karşı hile. Seçmene karşı hile. Yani bu resmen hani var ya ihaleyi fesat karıştırmak. Bu evet. Seçime fesat karıştırmak ya. Ya. Bunun adı seçime fesat karıştırmak. Onu diyordum ya. Hani 12 Eylül hani 1983'te çok partili hayata geçileceği zaman şu parti giremez dediler, yenisi kuruldu. Anımsa SODEP giremez dediler, Halkçı Parti kuruldu. İşte Demirel'in hani Büyük Türkiye Partisi giremez dediler, onun yerine Doğru Yol Partisi kuruldu. Ama kuruldu. Sonra seçime girebilirsin dendikten sonra karışmadılar Ümit. Allah var.
Ya tamam. Hatırlamıyor darbe musun? Hukuku muydu, darbe hukukuydu. Hatırlamıyor musun? Son gündü artık. Son gün değil de bir gün. Cuma günü akşamı ben de beraberdim. Turgut Özal Urfa'daydı. Urfa'da Türban Oteli vardı o zaman. Hala var mı bilmiyorum. Turban Yok. Oteli'nde bizim gazetecilerle bir sohbet yapıyordu Özal. Birden Mustafa Taşar, Allah rahmet eylesin, otel ayısı derdi kendisine. O geldi böyle yüzü al al moru mor, ne oldu filan dedi. Efendim dedi, Kenan Evren konuşuyor. Ne oldu filan, hemen televizyon açıldı filan. Herkes bakıyor, biz de bakıyoruz. Diyordu ki Kenan Evren, açık açık, isim vermiyordu ama yani kim olduğunu anlamamak için ayda filan yaşıyor olmak gerekirdi. Bütün ağırlığıyla Özal'a eleştiriyordu. Ve MDP'ye oy istiyordu. Orada bir kahkaha patlattı Özal. Arkadaşlar hayırlı olsun seçimi kazandık dedi gitti. Herkes şaşırdı, ne oldu? Ve aynen de öyle oldu. Öyle oldu. Çünkü Ümit, hani konuyu açıyor ama hani bu toplum bütün dayatmaları kusuyor. O dönemde öyle oldu. 71'de de öyle oldu. Yani CHP'ye oy verilmemesi için 12 Mart Cumhurbaşkanı her şeyi yaptı. Ama Ecevit işte biliyorsun bir genel başkan, ardından tarihin en yüksek %41'lik oyunu aldı. Şimdi onları da tabii ayrıca konuşmak lazım. Ama bu seçime karşı hile, sandığa karşı hile artık el insaf ya. El insaf. Şimdi burada bir yıl önce, hani şu anda elimizdeki bilgiler kadarıyla Ümit, bir yıl önce memnun haklarının iadesine karar verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş 3 ay önce bu seçime katılmak üzere. Yüksek Seçim Kurulu tamam demiş. Ardından aday olmuş, propagandaya başlamış. Şimdi son gün Adalet Bakanlığı fark ediyor ki bu hesaplama yanlış yapılmış. Şimdi bu sözünü ettiğimiz yer Ümit, Van. Hani şu olsa, hani ne bileyim, tartışmaların çok olmadığı, atıyorum yani hani Ankara'nın Kızılcıhamamı'nda bir aday olsa aklına bir şey gelmez. Yozgat Sorgun adayı olsa hani dersin orada ne olur yani başvurur, yani sabıkası yoktur kabul edersin. Şimdi Van'daki önceki belediye başkanı kayyum atanmış. Şimdi yeni bir seçim yapılıyor. Yani onun hukuki durumunu hani bakmamak için, yani ne olmak lazım ya? Şimdi Tele1'in başına da bir şey gelmesin. Yani sözlerimize de dikkat ederek konuşmamız lazım. Evet, olmaz. Yani hakikaten olmaz bu kadarı. Hayır, ama insan aklı hafsalası almıyor. Aklı hafsalası almıyor. Yani bu kadar almıyor. Olmaz. Bak yani İstanbul seçimlerini hatırla. Tek zarfın dünya tarihinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Dört tane oy pusulasının arasından sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şeyini çıkarıyorsun. Diyorsun ki bu üçü iyi ama bu şaibeli. Evet. Ve 13 bin farklı bir oy farkıyla kazanmıştı. 30 binde onu 13 bine kadar indirme başarısını gösterdiler ama oradan sonra olmuyordu. Bunun üzerine ikinci seçim bu şekilde yapıldı. 806 bin fark yedi AKP. Yani ne şimdi istiyor? Ondan da daha fazla fark oldu. Evet, şimdi de ben söyleyeyim sana 1.014 fark. Evet. Evet. Şimdi burada Ümit, şimdi bir dizi dedikodu dolaşıyor. Dün akşamdan beri hani Ankara'da benim gördüğüm, yok Yüksek Seçim Kurulu'nun devre dışı il seçim kurulu buna karar vermiş. Doğrusunu istersen ikiye bir de palavra. Hani başkan olmaz demiş, hakkını verelim demiş. Altındaki iki üye de ya hayır demiş, biz bu kararı veriyoruz demiş. Biz bunları da çok gördük Ümit. Bunları da çok gördük. Yani nihayetinde bir kendi kafalarında bir şey var, ona ulaşmış gibi görünüyorlar. Burada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kusura bakmasın, bugünün Süleyman Soylusu olmuştur. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hani hakikaten kendince bir başka yerde durmaya çalışıyor gibi hani görünen. Mesela ben polislerle karşılaştığımda ya abi diyorlar, en azından bir devlet adabı geldi diyorlar bakanlığa. Hani o da tabii ki bu iktidarın bakanı ama yine ez cümle, hani bu 17 bakan geldi ya, en az 4-5 tanesi gitmemek için her şeyi denemiş. Hani onlara hak vermek için söylemiyorum, sonra da gittiler çünkü. Hani onlar da çok gönüllü gitmemişler. Evet. Zaten biraz akıl hızan olsa ya bizim de işimiz var der yani. Şimdi orada bir tek hani
MİT müsteşarı yoktu. O da adamını yollamıştır. Onu bizim bilmemiz mümkün değil zaten. Hani ama öyle, zaten öyle anlaşıldı. Eski bir MİT müsteşarı ve Hint Dışişleri Bakanı da oradaydı şimdi. Yani, ya o da onun adına gelmişti. Yani, yani. Bizim Salim'den şey dedi. Peki biz o zaman şunu düşünürüz. Yani demek ki hep bu istihbaratın başındayken devamlı şeyin aleyhinde çalışmış. Muhalefetin aleyhinde çalışmış gibi bir şey çıkabilir ortaya. Düşünce çıkabilir diye Salim Şen dün anlattı Tele1'de. Hatta bir ara bende bazen kulak sorunu var biliyorsun. Bazen kafam farklı şekilde böyle hatırlayamıyorum. Bu mesela MİT'in açılımını bir ara dilim sürçmüş. Muhalefeti İmha Teşkilatı diye dedim. Oluyor. Sende var öyle bir aksaklık. Var. Muhalefeti İmha Teşkilatı diye bir şey mi olur? Yani o bildiğimiz devletin güzide bir kurumu. Evet. Ama insan bazen işte duruma bakınca çift görme vesaire gibi bir şey olabiliyor gibi ya. Olabiliyor. Hani arkasını görme gibi değişik bir şey oluyor. Şimdi gelinen nokta Ümit, bu devam edecek. Yaz deftere. Yani hakikaten tatsız bir süreç. Belli ki birkaç nedenle devam edecek. Bir, şimdi gündem seçim sonuçları olmaktan çıktı. Gündem gerçekten seçmen ne dedi ve buna göre bir şey yapmalıdan çıktı. Hangi nereye kayyım atanmalı, nereye atanmamalı? O suçlu mu, bu suçsuz mu? Böyle bir şeye döndü. Şimdi Ankara'da şöyle bir tartışma da var. Hani anımsarsan İstanbul seçimleri yenilenirken vardı Ali İhsan Bey, AKP'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Hani hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu diye gelirmişler. Ali İhsan Yavuz. AKP de kendi içinde böyle hani bir tartışmıştı konuyu. Şimdi burada da böyle hani bu yolla devam edelim mi yoksa bu yolun sonu bize de iyi gelmez mi diye bir iç gerilim olduğu da söyleniyor. Ama onlar ayrı konu. Şu andaki görünüm seçime fesat karıştırılmıştır. Evet. Sandığa fesat karıştırılmıştır. Medeni Kanun madde 2. Dün bir savcı göndermiş madde 2. Diyor ki hukuken haklı olunsa bile bu hukuki haklılık kötüye kullanılamaz diyor. Şimdi Adalet Bakanlığı burada diyelim ki bu Zeydan'ın gerçekten yasaklı. Yani ama sen bunu diyor cuma günü saat 16.55'te kullanamazsın. Yok, buna gerek yok. Gökhan Günaydın da geldi. Onu da alalım buraya. Aa, mikrofonun takılmamış. Hemen takarlar. Takarlar. Hoş geldiniz. Selamlar. Selam. Tamam. Günaydın Sayın Bağbaş. Evet. Evet, Gökhan, devam edelim biz Balbay'la. Evet. Günaydın da aslında şu en iyisini yaptı. Ziraat mühendisliği eğitiminin üstüne hukuk eğitimi de aldı biliyorsun. Aynı zamanda hukukçu ziraatın üstüne. Ve hani bu işlerde artık önümüzdeki dönem işte ipuçlarını da verdi. Şu, geçen dönem Ümit 100'den fazla belediye başkanı kayyımdı. 100'den fazlaydı. Evet. Şimdi o zaman bir, hakikaten yani birazcık hani dursa düşünse bu iktidar sahipleri. Yani bu o bölge insanının bizim için en önemli durum Ümit, iç barış için en önemli durum, o bölge insanının bu ülkeden umudunu kesmemesidir. Bu sistemden umudunu kesmemesidir. Ya sistemden umudunu kesen nereye yönelir? Hala ben demiyorum tutulduk. Yani zerre kadar teröre haklılık verilemez zaten. Demek istediğim o değil. Ama insan sistemden umudunu keserse başka yöntemler aramaya kalkar. Başka evet. Ya der bu yolda olmuyor der. En azından bir çekilir ve soğur. Yapıdan aynen. Ülkenin bütünlüğü sadece toprak bütünlüğü değildir. Hukuk bütünlüğüdür. İnsan bütünlüğüdür. Yani Rousseau'nun o ne güzel lafı diyor ki kalpleri bölerseniz ülkeyi bölmüş olursunuz diyor. Evet. Yani şimdi o bölgede biliyorsun dün akşamki Van'daki olaylar Hakkari'ye yansıdı. Öteki illere yansıdı. Aynen. Yani biz bir nebze o bölgede seçimden sonra artık hani daha bir durulur. Hani önümüze bakılır. Hatta o bölgenin turizmi gelişir derken şu anda tartıştığımız duruma bak sevgili Ümit. Yani, maalesef. Gökhan Günaydın da katıldı bize. Evet. Merhaba da dedi. Ve ona da zaten soracağız şimdi ama bu arada ENAG açıkladı yıllık enflasyonu. Yıllık enflasyon %124.63. Aylık olarak da %5.68 olarak ölçüldü. Şimdi kısa bir süre sonra da
TÜİK Harikalar Diyarı'nda, ben öyle anlatıyorum. Evet, aynen öyle, doğru. TÜİK Harikalar Diyarı'nda bakalım kaç açıklayacak, çok büyük merakla bekliyoruz. Devam edelim şimdi. Evet Balbay, sen tamamla, ben Gökhan Günaydın'a döneceğim. Genel olarak sevgili Gökhan'a da günaydın diyorum. Merhaba günaydın, diyorum. Günaydın, selamlar. Zaten, Van'ı konuşuyorduk sevgili Günaydın. Tabii, tabii. Bize huzur haram diyordum. Ya mutluluk bize bir haram diye başladım. Ferah haram diyordum. Bize bir nebze hakikaten önümüzü görebilmek. Hani bir hani hakikaten görüş uzaklığı iki gün bile değil Türkiye'de. Hani vardır ya sisli havada görüş uzaklığı, görüş mesafesi 10 metre, evet. 20 metre indi. Evet. Şu anda görüş mesafesi bugün öğleden sonra bir başka yerde kayyum atanacak mı bilemiyoruz. Yani İstanbul'da neler olacak? Şimdi evet. Zaten Gökhan Günaydın oralardaydı dün. Evet. Bize çok değerli bilgiler verecek. Bir de Süleyman Soylu'yu anlattı dün. Bize de anlatsın istiyorum ben. Evet. Vay be. Vay, ne büyük adammış. Bu da bizim bir haberimiz yokmuş yani. Öyle bir şey değil mi? Ama bugünün Soylu'su bilmiyorum. Gökhan katılır mı? Bence Yılmaz Tunç onun makamına oturdu. Doğru. Çok haklısınız. Evet. Peki. Evet. Tamamladın mı? Tamamdır. Tamam. Birazdan zaten üçlü devam ediyoruz. Tabii ki. Sevgili Gökhan, sen dün Gazi Osman Paşa'daydın değil mi? Beykoz'daydım. Beykoz'daydın. Beykoz'daydım. Bugün Gazi Osman Paşa yapacaksınız. Evet. Başka yerler de var. Arnavutköy'de adam cebine evrak sokarken görüntülendi. Artık evet. Nesini konuşuyorsunuz? Evet. Bunun o da ayrı bir evet. Hikaye tabii. Evet. Neler gördün, neler yaşadın? Ya şimdi... Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 olan belediye sayısı 26'ya çıktı. Hı hı. Bunu neye göre söylüyoruz? Resmi olmayan kesin sonuçlara göre söylüyoruz. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanakların tamamı var. Dolayısıyla zaten onlar bize okuldan öyle bir aktı ki hani Anadolu Ajansı'nı, TRT'yi bilmem neyi beklemeye gerek kalmadan... Anladım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığında kurduğumuz ekranda 4 ekranı yan yana koymuştuk. 4 veriyi. 1 okul sorumlusu verisi, 2 İstanbul gönüllüleri verisi. Bu ikisi okuldan geliyor. 3 SSGS verisi. İlçe başkanlığında arkadaşlarımızın sandık sonuçlarını girme sorumlularının girdikleri veriler. Tamam. Bu 3 veriyi görüyorsunuz, sonra YSK verisini beklemeye başlıyorsunuz. Hı hı. Bu sandıklarla YSK arasında çelişki varsa ve bu çelişki aleyhimize ise itirazlarımızı yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla biz bu sistemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sandıklarının %2'si açıldığı zaman ben döndüm arkadaşlarıma dedim ki bu seçim açık farkla bitecek. Yalnızca %2'si açılmıştı ya. Daha. Televizyonların daha akmasına 1,5 saat vardı ve biz gördük tabloyu. Şimdi... Bu 26 ilçe belediyesi içerisinde 2 tanesini küçük farklarla aldık. Bunlardan bir tanesi Beykoz, bir tanesi Gazi Osman Paşa. Peki küçük derken nedir? 1000 civarında fark. 1000 civarında fark. Yani 1050, 1030 o gibi. Civarda farklarla aldık. Şimdi bunlara itiraz ediyorlar. İtiraz normal midir? Normaldir. Yani ben de 1000 farkla bir yere kaybetsem itiraz ederim. Yeter ki kimsenin eli... Oralara girmesin. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Islak imzalı tutanaklar bizde olmasa her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Geriye ne kalıyor bütün bu tablonun içinde? Sandıklara yani bez torbaların içerisindeki oy pusulalarına girmek ve oy pusulalarını değiştirmek. Nasıl yani yapacaklar? Mühürlü bir oy pusulası bulacaklar. Tamam. CHP yazılı olanı çıkartacaklar, AKP basılı olanı koyacaklar. Yapmazlar mı? Bakın kralını yaparlar. Kralını nasıl yaparlar? Yapacaklar ama onun var mı? Yeter ki var tabii. Yani normalde bunlar ilçe seçim kurulları tarafından korunuyor. Tamam. Şimdi biz o sandıkların tamamının başına, daha doğrusu torbaların tamamının başına nöbetçi diktik. Kim bu nöbetçiler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve... Avukatlar. Avukatlar ve kahraman örgütümüz. Tamam mı? Yani hiç kimseyi boş bırakmıyoruz. Şimdi dün gece itibariyle Beykoz'dan bize haber geldi. İlçe Seçim Kurulu önünde kalabalıklar toplanıyor. İşte AKP milletvekilleri oraya geliyorlar falan. Biz onlar bir götürüyorsa 5 götürdük. 5 götürdük. Örgütümüz çok daha kalabalık olarak oraya geldi. Biz de oradaydık. İtirazları gece 1.25 itibariyle Beykoz İlçe Seçim Kurulu reddetti. Hmm. Yani
Tüm o itirazlar inceleniyor. İtirazlar kayda değer bulunmuyor. Soyut diyorsunuz zaten. Evet, soyut bulunuyor ve reddediliyor. Şimdi ne oldu Beykoz'la ilgili konu? Mutlaka İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerdir. İl Seçim Kurulu'nun alacağı karar, o da red şeklinde ise geriye bir tek YSK kalıyor. YSK'nın kararı zaten temizle kapalı. Böylece Beykoz bitmiş olacak. Gelelim Gazi Osman Paşa'ya. Orası da evet. Çok önemli. Evet. Gazi Osman Paşa da gene 1000 küsur oyla kazandığımız bir yer. Oraya bir yayında söyledim. Beni de dün aradılar televizyon kanalları. Hazır burada canlı yayındayken anlatayım. Yoksa hani bunun bir tarafı olmak istemiyorum. Süleyman Soylu gece gidiyor. 3 tane ilçe seçim kurulu yan yana hizmet ediyor bir spor salonunda. Onlardan bir tanesinin kadın hakiminin odasına giriyor. Hakimin odasında senin ne işin var? Hiç. Ne işin var ya? Çay kahve mi içeceksin arkadaş? Evet. İşine bak. Hakim de buyurun diyor ama ayağa kalkmıyor. Vay sen misin ayağa kalkmayan? Nasıl ayağa kalkmazsın? Kadıncağız çok kim sakin peki? Bir şekilde. Süleyman Soylu kim? Sabık. 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 Başka bir tanımlamaya gerek yok. Evet. Kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz. Kim olduğunu AKP de biliyor ki kullandı bir tarafa bıraktı artık onu. Tamam mı? Kadın hakim de diyor ki yani buyurun da niye ayağa kalkayım ben hakimim diyor. Ya. Bakın müthiş bir laf. Müthiş bir laf. Çok hoşuma gitti ve hani gideyim odasına teşekkür edeyim dedim. Ondan sonra dedim ki ya bu da yanlış anlaşılır. Hiç gitme odasına. Doğru yapmışsınız. Gerçekten şey o görevini eksiksiz yapsın, bağımsız yapsın. Tarafsız yapsın, başka istediğimiz bir şey yok. Şimdi şöyle laflar geliyor kulağımıza. Gazi Osman Paşa'yı bırakmayacağız, belediyeyi teslim etmeyeceğiz, bilmem ne falan filan böyle naralar atıyor arkadaşlar. Şimdi eskiden böyle ilçe seçim kurullarında, sandık başlarında dolanan böyle arkadaşlar vardı. Şimdi onlar yok. onlar yok. Gazi Osman Paşa'yı vermeyeceğiz muhabbeti dönüyor. Şimdi Beykoz'a anlattıklarımın aynısını anlatayım. Bir, Islak imzalı tutanakların tamamı elimizde haberiniz olsun. 2. Sandık başlarında bırakmıyoruz. Bundan da haberiniz olsun. 3. İtirazlarınızı yapmanız yasal hakkınızdır. Yapın. Biz olsak biz de yapardık. Burada bir sorun yok. Hakimlerin üzerine baskı kurmayın. Görevlileriniz normal sınırların dışına taşarak sayıma müdahale etmeye kalkmasınlar. Ve süreci görelim. Şimdi 8000 civarında geçersiz oy olduğu söyleniyor Gazi Osman Paşa'da. Evet. Geçersiz oyları sayabilirsiniz. Mantıklı olan budur değil mi? Yani 1000 fark var, 8000 de geçersiz var. Geçersizleri teker teker sayarsın. Bu 1000'i ilzam edecek bir şey varsa seçim sonucu değişir. Hayır, hepsi sayılsın diyorlar değil mi? Evet, Gazi Osman Paşa'da hepsi sayılsın diyorlar. Derdin ne arkadaş? Niye başka herhangi bir ilçede hepsi sayılmıyor da? Mesela Arnavutköy'de bizim itirazımıza rağmen hepsi sayılmıyor da niye de Gazi Osman Paşa'da hepsini saymaya kalkıyorsunuz? Yani dün gece biz 1.30'du Beykoz'dan ayrıldığımızda. Alkışlarla ayrıldık. Şimdi sabahleyin sizin yanınıza gelmeden evvel sevgili Ekrem İmamoğlu aradı. Dedi ki ya Beykoz için çok tebrik ederim ama Gazi Osman Paşa'dan kötü kokular geliyor ne yapalım falan. Sizin programınızdan çıkınca ilde Ekrem Bey'in de katılımıyla bir toplantı düzenleyeceğiz ve Gazi Osman Paşa stratejimizi ortaya koyacağız. Şunu bilsinler, yurttaşlarımız da bilsin, rakibimiz demeyeceğim. Yani karşımızdaki siyasal parti AKP'liler ve onların yöneticileri de bilsin. Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz. Tamam mı? Gerçek neyse, adalet neyse tecelli eder. Orası bütün milletvekillerimizle beraber, yani örgütümüzü bakın çağırmıyoruz biz. Çünkü amacımız kavga çıkartmak falan değil ama bütün milletvekillerimizle beraber orada olacağız. Bundan sonraki işimizin adı Gazi Osman Paşa. İşimiz, gücümüz Gazi Osman Paşa. Peki Arnavutköy ne olacak? Arnavutköy'de sayımlar devam ediyor. Ama Arnavutköy'de bir görüntü var elimizde. Doğru. Bunlara yönelik itirazlarımızın tamamını yaptık. Arnavutköy'de genç bir arkadaşımız vardı. Bölgeyle çok uyumlu, son derece beyefendi bir arkadaş. Ve Arnavutköy gibi bir yerde farkı kapattı. O itirazlarımızı yapacağız. O itirazlarımız farkı kapatacak bir boyuta gelir ise, tabii bu görüntüleri ve görüntülere muhatap olan kişilere karşı hem ceza soruşturması için talepte bulunuyoruz. Başkan adayının kendisi var zaten. Aynen, aynen. Hem de sandıkların yeniden sayılması talebinde bulunuyoruz. Yurttaşlarımız rahat olsunlar.
Sandığa giren neyse sandıktan o çıkacak. Geçti o eski devirler yani. Bir de Pendik'i sorayım, sonra şu Van ve öbürlerine geçeceğiz. Balbay'ın da soruları olacak. Tabii ki. Evet. Ya Pendik'te bizim Tarık Balyalı adaydı. Ben gittim Tarık'la beraber bölgede çalıştım. Tarık 100 yıldır Pendik'te yaşıyor en az, daha fazlasını bilmiyorum. Sokakta rastladıkları babasını soruyorlar. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Çok güzel, evet. Bölgede çok uygun bir aday idi. Pendik'te iyi yönetilen bir şey bir yer değil yani. Evet. Eğer Tarık Balyalı orayı kazanırsa iş başka bir boyuta girer. An itibariyle orada itirazlarımız var. Fark bir miktar açık. İtirazlarımızın sonucuna bakacağız. Dün akşam biz 39 belediye başkanı ya da adayı ile birlikteydik. Dün bir toplantı yaptık. Bir buçuk saat toplantı. O toplantıda yeni dönemde belediyeleri nasıl yöneteceğimize ilişkin önemli değerlendirmelerimiz oldu. Tarık Bey de oradaydı. Pendikli karar verecek. Yani Pendikli diyorsa ki Tarık bir dönem daha bekleyecek. Milletin iradesi başımızın üzerindedir. Ama Pendikli ben sandığa öyle girmedim diyor ise o sayımların sonucunda ona göre de bir durum tecelli edecek. Yani bu önümüzdeki günler kritik günler olarak geçiyor. Yani 31 Mart'ta seçim bitti. Bugün günlerden 3 Nisan daha bizim seçimimiz devam edecek gibi görünüyor. Yani. Burası Türkiye. Sevgili Baba. Şimdi sevgili günaydın. Önce şöyle diyeyim. Tabii kutluyorum herkes. En çok emek verenlerdensin. Doğal olarak söyledin. Dün gece işte belediye başkanlarıyla ya da adaylarıyla beraber idim dedin. Doğal olarak etrafında milletvekili arkadaşlarımız var ve doğal olarak etrafında partililer var. Şimdi ben de tabii ki Ankara'da sokaktayım. İşte gündüz bir yerde yürürken, insanların arasına böyle selam verirken çok kısa satır başlarını seninle paylaşmak istiyorum. Hı-hı. Bir defa başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nüfusunu samimiyetle söylüyorum 10 yaş gençleştirdi. Arasına çok bir kağıdı konulmuş gibi ya 80 yaşında böyle... çok böyle sevimli, iyi yani yürüyüş de yapan bir abim var benim bizim mahallede. Aynen bastonunu kaldırdı böyle. 10 yaş gençleştim dedi böyle. Yani o kamburu gitti. Kamburu gitti Fethi abinin. Fethi abinin kamburu gitti. Sokakta gördüğümüz insanlar pek çok kişi. Yani Türkiye 10 yaş gençleşti. Eskiden seçim geceleri bir 10 yaş ihtiyarlardı. Yani bir defa evet, bu büyük evet. bir güç ve büyük bir yük. Yani bunu evet. paylaşmak istiyorum. Tabii, İki, herkes yani akıllarda 1989 var zafer ama bunun yanına 1994 korkusunu da koyuyorlar Gökhan. Aynen. Hani bunu biliyorsundur ama sokakta hani bunu seninle de ayrıca hem laf aramızda kalsın aktarmak istedim yani. Tabii tabii. Ve o, laf aramızda kalsın. O başarıyı yani. O başarıyı çok iyi yönetmek gerekiyor. Yok, bence de. Mesela ama önce şu şeyi bir konuşalım. Bir takım eller girdi ve Güneydoğu'dan başlatılarak yavaş yavaş başka yerlere de sirayet etmeye başladı. Mesela Diyarbakır'da, Diyarbakır ve bütün illeri de itiraz. Niye itiraz ediyoruz? Kardeşim bir tanesinde bile %20'nin üzerinde oy alamamışsın. 3 kat fark yemişsin yani. 3 kat fark yemişsin. Evet. Şimdi Balbay'ın söylediklerine ilişkin birkaç şey söyleyeyim izin verirseniz. Bana 1 Nisan günü bir şey geldi. Tweet geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ki hemen Ekrem Bey'e yolladım. Şunu söylüyorlar. Demin Beşiktaş'ta İBB'nin çöp aracı alkışlandı. Yabancı basından biri ne oluyor diye etrafına bakıyor. Anlamazsın kuzum bizdeki kafayı anlayamazsın demiş. Şimdi bu gerçekten Sayın Balbay'ın söylediği gibi ya her seçim gecesi 10 yaş yaşlanırdık. Sayın Balbay doğru hepimiz 10 yaş gençleştik bu seçimde. Oksijenin bir tadı varmış. Ya, bir insandan bu beri o tadı ala ala dolanıyoruz ortalıkta. Ama daha alacağımız ömrümüz var. Sadece 10 yılını geri aldık. Ya. Yani sizin de dediğiniz gibi bunun bir 89 sendromuna dönüşmemesi önemli bir konu. Bunun için de şöyle söyleyeyim. Bakın 1 Nisan sabahı insanlar toplanıp da kutlama yapmak yerine hadi bakalım bu belediyelere yönelik kurumsal bir yapı kuralım derdine düşer mi? Yaptığımızı söyleyelim. İstanbul'da belediyelerimiz var. Toplam 26 belediye. İnsanın ne kadar hoşuna gidiyor değil mi? Müthiş. 26 belediye. Bir tane de büyükşehir 27 belediye var. Önümüzde müthiş bir 5 yıl geçirmiş İBB deneyimi ve onun güç ve
başarı kazanmış, tecrübe kazanmış kadroları var. Şimdi bir de artı meclis var. Şu anda mecliste 184'e 130 ondayız. AKP MHP toplamı 130, biz 184'üz. Dolayısıyla böyle bir rahat rahat belediye meclisi yöneteceğiz vesaire vesaire. Şimdi bir İstanbul Planlama Ajansımız var biliyorsunuz. Müthiş kadrolar yetişti biliyor CHP'de. Yani CHP çok uzun zamandır muhalefette olması nedeniyle devlet tecrübesinden bir miktar eksik kalıyordu. Şimdi 5 yılda müthiş kadrolar yetişti. Bu dönemde çok daha fazla kadro yetişecek. Biz bu İstanbul Planlama Ajansı'nda bir birim kurarak tüm belediyelerimize yardımcı olacağız. Dün akşam şunları söyledik. İlk gideceksiniz, bir mali şey çekeceksiniz, fotoğraf çekeceksiniz. Dosyalara bakılacak. Arkasından da nerede kalmıştık denilecek. İBB'yle beraber olarak bir yol haritası koyacağız. Kısa vademizi, orta vademizi koyduk. Peki İstanbul belediyeleri? Marmara belediyelerini nasıl yapacağız? Yani bütün Trakya, size bir iki şey söyleyeyim. Bizim artık Balıkesir bizde, Bursa bizde, Manisa bizde, bunun yanında... Kütahya, Uşak, Afyon. Dördüncü büyükşehir belediyemizi aklıma getiremedim Antalya. Ya. Antalya. Antalya. Yo, yeni kazandığımız. Burada, Aydın. Ha, yeni şey... Yeni olan çok kazandınız abi. Balıkesir'i kazandık, Bursa'yı kazandık, Manisa'yı kazandık, Denizli'yi kazandık. Denizli. Denizli. Dört tane büyükşehir. Dolayısıyla Marmara Belediyeler Birliği üzerinden bu Marmara'da bulunan belediyeleri aynı İPA üzerinden İstanbul'u yaptığımız gibi yöneteceğiz. Orada bir kurumsal yapı kurulacak. En sonunda da Türkiye Belediyeler Birliği. Türkiye Belediyeler Birliği ve partimiz üzerinden de, genel merkezimiz üzerinden de bütün belediyeleri kontrol edecek bir yapı kuracağız. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla uyumlu, ortak politikaların peşine düşen bir belediyecilik anlayışı hayata geçecek. Hiçbir belediye başkanımız... Bir imece de olacaksa anladığım kadarıyla yani. Değil mi? Yani bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30'dan fazla Anadolu'da yatırım yaptı. Bunların içerisinde 180-200 milyon liralık spor kompleksleri var, okullar var. Biz bunu çok daha Gökhan, geliştireceğiz. Gökhan, buyurun. Şimdi unuturum sıcağı sıcağına. Dün akşam Erzurum Şenkaya aldı ya CHP. Evet, evet, tabii. Kutladım. Ben de 14-28 Mayıs arasındaki dönemde Erzurum'a gitmiştim. Hani evet. O bölgede biraz dolaşmıştım, çalışmıştım. Kutluyorum dedim, hayırlı olsun. Ne dediler biliyor musun? Çok güzel şeyler yapacağız. İstanbul Belediye'miz var. Ya. Bu güven doğru ne kadar var. Güzel bir şey ya. Bu güven ne kadar güzel bir şey. Balbay bir şey daha söyledi. Dedi ki şeyden önce. Dün önceki gün söyledi galiba. Önceki gün söyledi. Hep arıyoruz, konuşuyoruz. Sonunda İstanbul'u alıyoruz. Her yere onu soruyordu dedi. Her yer Gökhan. Tabii. Gökhan şu, tabii. Bu büyük bir sorumluluk, büyük bir güç ama hakikaten çok ağır bir yük aynı zamanda. İnan ki ben eğer bu seçim bir hafta daha uzasaydı Antep'i de almıştık diye görüyorum ben. Adım adım yükseldi çünkü. Omuzlarımızda o sorumluluğu çok ağır bir şekilde hissediyoruz. Çok ağır bir şekilde. Ben 2009'da parti meclisindeydim sevgili Balbay. 2004'te İstanbul'un yalnızca 4 belediyesi bizdeydi. 2004 evet. Seçimlerine göre. Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy. Bir de Maltepe miydi? Bir de Maltepe. O kadar Kadıköy. Galiba. Kadıköy vardı. Kadıköy bir de Maltepe vardı. Yani üç büyük. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy bir de Maltepe. Maltepe sonradan malında emin değilim ama 4 belediyemiz vardı. Şimdi 2009'da biz bu belediye sayısını 12'ye çıkartmıştık. Ve ben o şey PM'de insanların nasıl sevinçle kazanma öykülerini anlattıklarını çok iyi biliyorum. Şimdi o 12 oldu 26. Ama neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Yani 20 yıllık bir tünelden çıkıyor bu memleket inşallah. Dolayısıyla sorumluluğumuzun farkındayız. Ama aynı zamanda bunun çok büyük bir heyecan dalgası yarattığınızın da farkındayız. Bunu taçlandırmanın yolu şüphesiz 2028'dir. Kesinlikle. 2028'e kalacağını düşünmüyorum. Bu makroekonomik verilerle bu memleketi yönetemezler. Enag'ın verdiği şeyi söyledik. %25. Bakın, %125 neredeyse. Azıcık ekonomi bilen savaş herkes... Savaş halindeki Ukrayna'da... Enflasyon %7. Evet evet. Rusya'da aynen. Da %9. Aynen. Azıcık... Ruslar diyorlar ki bir süre daha böyle yüksek enflasyon devam edecek diyorlar. %9'a. Efendim, 2024'ün ilk çeyreğindeyiz biz şimdi. Mehmet Şimşek'in kendisinin lafı 2026'nın
ilk çeyreğinden itibaren enflasyonu aşağıya çekmeye ve bir rahatlama sağlamaya başlayacak. Yani 2 yıldan bahsediyor. 2 yıldan bahsediyor. Çünkü birikmiş enflasyon geliyor. Yani bunu 2 yıldan evvel aşağı çekebilmek mümkün değil. Bir şey daha var. Bunun yolu da kemer sıkma politikalarıyla, yani sıkılaştırıcı para politikalarıyla ve maliye politikalarıyla mümkün. Yani adam bize diyorlar ki, biz yedik, içtik, bu memleketi bitirdik. Aynen. Ey vatandaş, şimdi 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl senin tependen inmeyeceğiz. Dolayısıyla enflasyonu indireceğiz. Ya tepesine binilebilecek bir vatandaş kalmadı artık. Ölen ölür, burada kalan sağlar bizim. Aynen. Vardı. Yani dolayısıyla ben buranın 2 yıl daha yönetilebileceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu 4 yıl daha yönetilebileceğini düşünmüyorum. Bir erken seçim gündeme gelir. Buranın taçlandırılması merkezi hükümetin kazanılmasıdır. İBB açısından bakalım, İstanbul Belediyesi. İstanbul Belediyesi'nde bir ilçe belediyeleri bizde değildi. Onlar engel çıkartıyorlardı. Ya Üsküdar'a halk ekmek büfesi koydurmuyorlardı. Yani Sancaktepe'ye koydurmuyorlardı. Şimdi o arkadaşlar... Sancaktepe'de iftar çadırını kaldırmış. Tabii tabii. Yani ben kaybettim diye iftar çadırı mı kaldırılır ya? Ya bırak ya, vatandaş iftarını açmaya. Yarım altın, yarım gram altın vereceğiz diyordu o hanımefendi. Evet, evet, yani evet. Bırak yemeği bile kesin. Tabii tabii. Evet. Şimdi ikincisine bakalım. İstanbul Belediye Meclisi'nde biz azınlıktaydık. Bu ikisi artık sorun değil. Ama merkezi hükümet üzerinden bir engelleme gelebilir. Gelmeye devam edebilir. Bir yönetmelikle sizi engelleyebiliyorlar. Hmm. Zabıta ile polis karşı karşıya geliyor. %100 haklı olduğumuz yerlerde. Ya örnek vereyim, Salacak'ta, Üsküdar'da tarihi yapıların yanına kaçak binalar, restoranlar, biliyorum, kafeler, çok kolay anlatabiliyor oldu muyum? 2 yıl uğraşıyorsun hukuken yıkma kararı alabilmek için. Yıkma kararını alıyorsun. Yasal olarak artık elinde tüm belgeler var. Oraya yıkım ekibi gönderiyorsun. Tavanda, çatıda, ellerinde otomatik silahlarla sivil şahıslar dolaşıyor. Ya, ya. Düşünün, otomatik silahlı adamlar ve aşağıda sizin yıkım ekibiniz ve zabıtanız. Ne diyeceksin zabıtaya? Git kardeşim, kendini öldürtme diyeceksin. Bekle diyeceksin, ama o binayı yıkmadan oradan ayrılırsan İstanbul'da sana bir daha hiçbir şey yaptırtmazlar. Kolluk kuvvetlerine haber veriliyor. Polisin geliyor, senin de belgeyi göstermen üzerine o aşağıdakilere inin bakayım aşağıya. Şu orada silahla ne dolanıyorsunuz demesi lazım değil mi? Bir de kolluk kuvveti zabıtayı sen buradan çekil demeye başlıyor. Aa. Ve biz bütün bunlara rağmen oraları yıktık. Bakın İstanbul'da hiç kimse kaçak binayla rant elde edemeyecek. Bu devirler geçti artık. Yani tarikatlara, vakıflara kaynak aktarma dönemi bitti. Kaynaklar halkındır. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak bu arada devam edecek. Tarikatların da buna Balbay da katılacaktır. Tarikatların da aslında ne menem olduğu, ne kadar gücü olduğu da ortaya çıkmış oldu. O da var yani. Ya işte İsmail Ağa cemaatini falan Erdoğan ziyaret etmeye devam etsin. Evet. Yani onu yani bir normal bir yurttaş olarak istediği gibi. Bakın bu nasıl arkadaşlar, bir arkadaşlar, Adıyaman ya. Adıyaman deyince akla ne geliyordu? Menzil. Adıyaman deyince. Menzil. Evet. Menzilimiz oraya kadar uzanıyordu yani. Adıyaman deyince artık benim aklıma Abdurrahman Tüpleri geliyor. Evet. Besti'yi de aldı değil mi? Besti'yi de aldı. Sanırım evet. Evet. Valla biz artık gece gündüz hani ilçe seçim kurulundan sandık başına gidip gelmekten başka bir şey göremiyoruz. Daha birkaç gün böyle gidecek. Tabii öyle olacak. Gitsin yani, feda olsun, yeter ki sonuçlarımızda kimse bir şey yapamasın. İzin verirseniz bir de Van başlığı açayım. Heh, evet. Şimdi bu kadar sevinçle, keyifle bir şey söylüyoruz ama Balbay'ın konuştuklarını dinledim. Evet, gerçekten memleket sadece sınırlarla değil, gönüllerle de bölünür. Doğru. Şimdi yapılanı ben hızlıca bir özetlemek isterim. Rüstem Zeydan denilen bir arkadaşımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapıyor ve parti meclisine falan da adaydı. Benim de çok sevdiğim bir doktordur bu. Onun amcasının oğlu galiba Abdullah Zeydan da DEM'de şey kazandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Şimdi Abdullah Zeydan'ın geçmişi nedir? Ne yapmıştır, ne yapmamıştır bilmem. DEM onu niye aday göstermiş? Hakkı mıdır, değil midir? O tartışma benim tartışmam değil. DEM'in adayı, DEM'in tartışması olabilir. Ama ben hukuken meseleye bakarım. Hukuken baktığımda gördüğüm şu. Bu kişiye 3 yıl 1 ay geçmişte bir ceza vermişler. Bu cezasını yatmış ve çıkmış.
Her hukukçu bilir ki bazı suçları işlediğiniz zaman ve onlardan dolayı ceza aldığınız zaman kamu haklarından da yasaklanırsınız. Tamam. Tamam mı? O cezası adil miydi değil miydi, bakın bu ayrı tartışılır. Terör örgütünü övme meselesi orada peynir ekmek gibi veriliyor. Yani hukuk nedir? Evrensel hukuka uyarlı olmalıdır. Bağımsız bir gözlemciyi ikna edebilecek kalitede olmalıdır kararlar. Aynen. Ama maalesef öyle değil. Ama o tarafı da bırakalım. Orayı da bırakalım. Diyelim ki bu 3 yıl 1 ay hakkıydı. Bu kamu haklarından yasaklanmada gene adil bir karardı. Tamam, yapıldı. Adam yattı ve çıktı. Çıktıktan sonra vay sen geçmişte bu suçu işlediydin kardeşim, bir daha sen hiçbir şey olamazsın mı der hukuk. Olmaz. Yoksa suç işledin, cezanı aldın, cezanı da çektin, bitti mi der. Bitti der. Sonra memnu hakların iadesi denilen bir kurum var. Yani başvuruyorsunuz ve mahkemeye ilgili koşullarınızı tutuyorsa mahkeme bunu kaldırıyor. Başvurmuş Abdullah Zeydan'ın avukatları. Ne zaman başvurmuş? Bir yıl evvel. Nisan 2023'te. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi toplanmış. 3 sayfalıkta bir karar yazmış. Uzun uzun anlatıyor. Şu cezayı verdi, bilmem ne aldı, şuralarda işte hükmü çekti falan. Sonrasında da diyor ki memnu haklarının iadesinin yönündeki talebi olumlu görüyorum ve yasaklanmış haklarını iade ediyorum diyor. Tamam mı? Peki. 3 Nisan'da bu kararı vermiş. Bu karar temyiz edilmemiş. Savcı bunu temyiz etmemiş. Dolayısıyla karar 26 Nisan tarihi itibarıyla 2023'te kesinleşmiş. Elimizde bu belge var. Bana attılar. Çünkü ben elimde belge olmadan konuşmayı seven bir insan değilim. Yani görmek zorundayım ki neyi savunacağım, nasıl savunacağım. Aynen, doğru, ya da neden doğrusu savunmamam gerekiyor, bunları görmeliyim. 26 Nisan'da kesinleşmiş. Efendim, dolayısıyla bu arkadaş aday olmuş. Aday olan kişi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş. Yüksek Seçim Kurulu senin adaylığın önünde bir engel yoktur demiş. Vermiş bu izni. Vermiş bu izni. Adam da gitmiş aday olmuş. Ama ortaya Yılmaz Soylu. Ay pardon, neydi ya? Yılmaz Soylu dedim Tunç, yanlış. Tunç. Yılmaz Tunç çıkmış. Evet. Süleyman Tunç, Yılmaz Soylu. Süleyman Tunç, Yılmaz Soylu. Hepsi aynı. Şimdi seçim hangi gün oldu? 31 Mart 2024. Evet. Pazar 29. günü. 29 Mart 2024 seçimden evvelki son mesai günü. Evet. Cuma günü. Bitimine yakın. Bitimine 10 dakika kala Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, evet, yani yasaklı hakları kaldıran mahkeme bir karar daha veriyor. Diyor ki her ne kadar 26 Nisan 2023'te bu karar kesinleşmiş gibi görünse de, tamam, görüldü onayı verilmediği için bu karar kesinleşmiş değildir diye bir şey olur hukuk ya camiasına değil insan aklıyla dalga geçen bir karar veriyor. İnsanın hafsalasını almayacağı bir şey. Dolayısıyla diyor kesinleşme kararını önce ortadan kaldırıyorum. Sonra da ardından da dönüyorum. Yasaklı hakların kaldırılmasına yönelik verdiğim kararı ortadan kaldırıyorum. Dolayısıyla 29 Mart akşamı mesai bitimine 10 dakika kala Abdullah Zeydan'ı seçilemez duruma getiriyorlar, akılları sıra. Sonra YSK'ya gidiyor iş. İl Seçim Kurulu'na gitti. İl Seçim Kurulu itirazı reddederek 3 kattan fazla fark yemiş olan AKP adayını Van Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etti. Bu sabah itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ediyorlar. YSK'nın kararı bekleniyor. Bakalım neye karar veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi oraya 4 kişilik bir heyet gönderdi. Sayın Mahmut Tanal orada, Sayın Sevda Erdem, biliyorum, Kılıç orada, Sayın Kayahan Pala orada, Sayın Sezgin Tanrıkul orada. Dolayısıyla 4 kişi orada demin adayının hakkını savunmak için orada. Şimdi vatandaşlar şunu diyebilirler. Ya sana ne oluyor? Toparlayın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne oluyor deseydik de bugüne gelmezdi. Pardon? Hani ben o cuma akşamı bu hani adaya da Zeydan'a da haber vermiyorlar. Evet. Tabii evet, tabii. Dün gece ben gördüğüm kadarıyla onlar da seçim gecesi oyların %80'i sayıldıktan sonra haberdar oluyorlar. Tabii, tabii, arkadaşlar tabii, maalesef tam organize iş yani.
Maalesef. Sayın Balbay, her ikimizin de sözünü kesmek için gayret ediyor Ümit Siler'i. Görüyorsun. Görüyorum. Yani bizi bulmuş, programı kapatıyor. Ümit Soylu. Yani bir rica edeyim. Yani Yılmaz Soylu oluyor da. Süleyman Zileli. Allah Allah. Estağfurullah. Estağfurullah. Arkadaşlar, neden kesmeye çalışıyorum? Çünkü beni kesecekler yoksa. O yüzden ikinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Çünkü bizim Bilge Yurttagülen benden sonra alacak şey. Orada da devam edecek bu tartışmalar. Evet. Size büyük sabırlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgili kardeşimle de zaten biz Cuma günü konuşacağız gene. Konuşacağız. Konuşacağız. İkinize de çok teşekkür ederim. Sevgili Günaydın'a başarılar diliyorum. Gökhan Günaydın, İstanbul'un sadece 7'de 1'inin kütüğü İstanbul'da. 7'de 6'sının kütüğü Anadolu'da, unutmayın. Anadolu böyle düşünüyor. Evet, hakikaten evet. Böyle düşünüyor. Evet. Çok büyük güç ve sorumluluk. Yani güzel haberler bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, biraz gecikerek kapatıyoruz ama gördüğünüz gibi her şey çok alevli hareket ediyor. Neler olacağını birkaç gün içinde zaten konuşarak göreceğiz. Şimdilik sizlere yarın birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum efendim.